kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Gösterdi devam edin. Oyununuzu gördük ve meydan okuyor. Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nden herkese iyi geceler diliyoruz. Ankara'da değerli izleyiciler, iki sıcak önemli başlık var. Birisi yerel seçim. Bir saat önce de yine İYİ Parti ve CHP hattında önemli bir trafik yaşandı. Diğeri de bugün yine sıcak bir açıklama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Fırat'ın doğusuna dönük bir operasyon hedefi var ve birkaç gün içerisinde yapacağız açıklaması yaptı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Operasyon nasıl olacak? Zamanlamasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Amerika'nın tavrı ne olacak? Bunların hepsini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Ben hemen konuğumu tanıtmak istiyorum. Fazla zaman kaybetmeden. Emekli hava pilot tümgeneral Sayın Beyazıt Karataş. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için. Fırat'ın doğusu tabii çok soru var. Ama önce şunu sormak istiyorum Sayın Karataş. Uzun zamandan bu yana Ankara'nın Fırat'ın doğusuna dönük bir operasyon hedefini biz gözlemliyorduk. Zaten doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu dile getiriyordu. Zamanlaması çok konuşuluyordu. Acaba ne zaman olacak diye. Erdoğan bugün çıktı dedi ki birkaç gün içinde yapacağız. Tabii bu ne zaman olacak izliyoruz. Belki bu gece de başlayabilir. Belki iki gün sonra da başlayabilir ama sizce zamanlaması nasıl? Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın neden şimdi başlıyor Türkiye? Daha önce mi başlaması gerekirdi? İsterseniz bu sorudan başlayalım. Bu da tabii aynı zamanda bir süreç. Türk ve Amerikan ilişkilerinde Suriye bağlamında o süreci de bu kapsamda anlatırsanız seviniriz. Şimdi bizi izleyenler için özellikle biraz geriye götüreceğim ama çok fazla geriye götürmeyeceğim. Yani milattan önceye falan taşımayacağım. Çok yakın bir tarihe taşıyacağım. Eylül 2018 ayı içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Genel kurulda bir konuşma yaptı. Genel kurulda yaptığı konuşmada Amerika'nın PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye verdiği destekleri gündeme getirirken ve diğer konulardan bahsederken özellikle Fırat'ın Münbiç'ten de bahsetti. Münbiç'teki oyalamadan da bahsetti. Ve Fırat'ın doğusunun önemli hedefleri arasında olduğunu Birleşmiş Milletler'deki genel kurulda söyledi. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç güne kadar Fırat'ın doğusuna harekat yapacağız diyor ama aslında bu bunun en yakın tarihini Birleşmiş Milletler Eylül'den başlatalım. Bunun biraz daha gerisine gideyim ben. Şimdi çok fazla da bu hikayeyi anlatmak istemiyorum. Kısa keseceğim. Türkiye terör koridorunu kesmesi için 2015 yılından itibaren aslında tüm değerlendirmeyi yapanların Türkiye'nin ileride başına daha büyük bela açmaması için kantonların birleşmemesi gerektiğini ve bu birleşmeyi engellemek için mutlaka Suriye'de bir harekata girmesi gerektiğini, işte öncelik olarak hemen biliyoruz Fırat Kalkanı, arkasından da Afrin'le birlikte terör koridoru, kantonların birleşmesi kesildi. Şimdi bu konuşmalar yapılırken Membiç olayı gündeme geldi. Şimdi de biliyorsunuz İdlib'deki yine çatışmazlık bölgesindeki konuyla ilgili olarak gözlem noktaları falan devam ediyor. Onları bir kenara koyuyorum. Ama yapılan bütün değerlendirmeler, bunların hepsi tamam. Ama asıl sorun Fırat'ın doğusu olarak ve bütün şeyin gücümüzün ve Türkiye'nin bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit eden unsurun Fırat'ın doğusunda oluşacak olan özellikle sözde 2. İsrail, işte Kürt devleti, ondan sonra aklınıza ne gelirse her türlü ileride karşımıza güçlük çıkartacak olan Fırat'ın doğusu konusu gündeme gelmişti. Şimdi geldim Eylül 2018'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dile getirdi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül 2018'de bunu gündeme getirirken hemen bundan 4 gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı. Fırat'ın doğusuna dikkat çekti. Yani asıl tehlikenin Fırat'ın doğusu olduğunu söyledi. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman Türkiye'nin Rusya ile bir mutabakat içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki Rusya'dan biz böyle bir açıklama daha öncesinde çok duymadık. Ya, güzel bir konuya değindin. Fırat'ın aslında başından yani itibaren Rusya Suriye içerisinde bulunan özellikle PKK gruplarıyla veya Kürt gruplarıyla Amerika kullanmasın ben kullanayım diye hep böyle bir girişimde bulundular. Hı hı. Suriye hükümeti de girişimde bulundu. Rusya da girişimde bulundu. Fakat bir müddet sonra ümitlerini kestiler. Nerede ümitlerini kestiler? İşte 2017-2018 Rusya artık
PKK'dan ümidini kesti. Dolayısıyla Türkiye'nin yani Fırat'ın doğusunun önemli bir tehlike olduğunu Rusya da dile getirmeye başladı. Şimdi bunları, bu taşları böyle üst üste koyduğumuz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri arada da devam etti. Yine arada da çeşitli zamanlarda parti toplantısında, grup toplantısında ve başka yerlerde de yine PKK-PYD'ye verilen desteklerinin yanı sıra Fırat'ın Münbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusunda söyledi. Orada hiçbir terör gruplarına yer vermeyeceğiz dedi. Aslında çok daha erkene giderek bir cümleyle bu paragrafı bağlayayım. Başından itibaren AKP yönetimi Suriye'de güvenli bölgelerin kurulmasını istiyordu. Yani Fırat'ın doğusu da dahil şey olmasa Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelerin kurulmasını, Türkiye'deki göçerlerin buralara yerleştirilmesini ve bu güvenli bölgenin korunması için de çekiç güç döneminde olduğu gibi uçuşa yasak bölge ilan edilmesi konusunu söylüyordu. Yani çok yeni bir politika değil. Evet. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim günümüze. Çok net bir şekilde birkaç güne kadar Fırat'ın doğusuna hareket yapacağız dedi. Evet. Ama daha önce hatırlarsanız İstanbul'da yapılan 400 zirvede, yani Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'dan bir gün sonra 28 Ekim 2018'de Türkiye, hatırlarsanız yani Aynel Arap ve Tel Abyad'ın kırsalında bulunan yerlere topçularımız vasıtasıyla bir operasyon düzenledi. Evet. Obüs atışları yapıldı özellikle. Şimdi, taciz atışlarına karşılık verdiği söylendi. Biz şimdi daha önce Karakoç bölgesine yapılan hava harekatını unuttuk değil mi şimdi arada? Bir de Türkiye'nin aslında belirli aralıklarla sınırda PKK noktalarına karşı böyle ne diyeyim ona mukabele eden, karşıdan yapılan böyle taciz ateşlerine karşı mukabele ettiği yöntemler de oldu. Şimdi geldik can alıcı planlamaya. Birkaç güne kadar. Bugün mü? Yarın mı? Öbürsü gün mü? Şimdi bu açıklamayı şöyle değerlendirebilirsiniz. Ya bir harekat yapıyorsunuz. Davul zurnayla ilan ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu normal şeye uymuyor değil mi? Afrin'de de yalnız bunu söyledi. Bir gece ansızın gelebilirim dedi. Kimse ciddiye almadı. Şimdi burada ben olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan... 2-3 saat önce de ilan etti Afrin'deki operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemlerini o zaman bana sordular. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da aslında bu gündeme gelmişti. Bu benzetmeleri bir yan yana koyduğunuz zaman Türkiye bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında değil, bir devlet olarak Türkiye bu terör belasını engelleme ihtiyacı var. Yani devletin aklı, devletin içerisindeki devlet mekanizması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AKP yönetimini bu tür politikaları uygulamaya itiyor. Hı hı. Yani bunun başka açıklaması yok. Çünkü bu açıklamaları yaptıktan sonra devlet bütün gücüyle terör odaklarını, terör yuvalarını, hendeklerini, mağaralarını başlarına yıkıyor. Şimdi ben bu birkaç güne kadar bu harekatı yaparız derken öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı koruması, gözlem noktalarını kurması, 2018 yılı başında, Şubat ayında özellikle Suriye'deki PKK'nın desteklenmesi için ilave bütçeler tahsis etmesi ve burada tabii bunu İngilizce metninden, yani bu bütçe tasarısının İngilizce metninden takip etmeyenler için söyleyeyim ben. PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri bir tek tank ve uçak vermiyor. Hı hı. Onun haricinde ne kadar sofistike, yani dijital teknolojiye yakın lazer işaretlemesinden tutun, her türlü silahı PKK'ya verecek şekilde bütçeye koymuş. Ki 20 bin tır zaten Erdoğan şimdi ifadesiyle geçti. Şimdi tırlar yerde dolaşıyor ama bir de uçaklar var biliyorsunuz. Havacı olduğum için bunu özellikle söyleyeyim ben. Binlerce sorti ulaştırma uçaklarıyla tırları görüyoruz şimdi. Ama uçakların nasıl indiğini görmüyoruz. Binlerce uçak sortisiyle de tonlarca silah taşıdı. Yani hem karadan hem havadan PKK'ya bu silahları taşıyor. Şimdi Amerikan bütçesine konan paraya baktığınız zaman yaklaşık 60-65 bin PKK'lıyı burada eğit, donat ve işte önce sınırda kullanacaktı bunu. Çok tepki toplayınca iç güvenlikte kullanacağım anlamında böyle. Yani güvenliği sağlamak açısından ben bu PKK'ları eğitiyorum falan diye bir açıklama yaptı. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. PKK'yı eğitiyor. PYD'yi, YPG'yi burada eğitiyor mu? Eğitiyor. Dediğim gibi bir tank... 30 bin kişi deniyor. Yaklaşık 60-65 bine çıkacak. Bunun 60-65 tabii en son ABD Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 4'te 1'i eğitildi diyor. Yabancı kaynaklara baktım ben. 11 bin ile 12 bin arasında bir grubun eğitildiğini söylüyor. Yani 4'e böldüğün zaman yaklaşık 12 bin civarındaki bir kişinin bu rakama yaklaştığı görülüyor. Evet.
60-65 bin kişi içerisinde ağırlıklı dominant rol, yani ana kor grubu PKK oluşturuyor. Hı hı. Onun yanına başka paralı gruplar, Arap aşiretlerinden kendi taraflarına çektikleri gruplar olabilir ama sonuç olarak PKK'nın dominant olduğu Suriye Demokratik Güçleri dediği grubun ana omurgasını herkesin de bildiği gibi PKK oluşturuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2019 bütçesi de, 2018'de zaten bu yardımı yapıyordu, 2019'da da arttıracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey daha var. Bu resmi bütçe. Aid Donat projesi. ABD'nin kendi kasasından çıkıyormuş gibi gözüküyor ama biraz sonra zaten tekrar gündeme getireceğiz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunu finanse ettiriyor. Evet. Bir de kara para aklayarak, bakın bunu tekrar söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri daha önce bunu Vietnam'da da yaptı. Afganistan'da hala yapıyor. İran-Irak Savaşı'nda da yine yaptı hatırlarsanız. Güney Amerika'da da yaptı. Normal kendi kongre kanalından geçmeyen çeşitli kanallarla, özellikle uyuşturucudan elde ettiği parayı silaha yatırarak, silah kaçakçısı ve fason şirketler üzerinden, bu şirketler şu anda hemen söyleyeyim ben, Doğu Avrupa'daki ülkeler içerisinde kurulmuş, CIA tarafından kurulmuş şirketler üzerinden de silahları satın alarak Suriye'ye gönderiyor, Irak'a gönderiyor. Ağırlıklı olarak Suriye'ye gönderiyor. O Kalaşnikovlar nereden geliyor veya diğerleri nereden geliyor? Rus yapımı roket atarları nereden geliyor? ABD bütçeye sunduğu şeye bakıyorsunuz, plana. Silahları yazmış tek tek. Kalaşnikov var, RPG-7 var. Amerika üretmediğine göre bu silahları nereden alacak? Eski Doğu bloku ülkeleri üzerinden veya evet, silah kaçakçıları üzerinden alacaklar. Savaşların bittiği yerde depolanmış, depolarda duran silahları alan kaçakçılar üzerinden alacaklar. Hatta bir liste çıkartmışlar, ben şöyle söyleyeyim ben. Kara para aklayarak yine CIA'nin kurduğu şirketler yaklaşık Avrupa'da 15 ile 20 arası. Bunlar biliniyor. Toplantıları da biliniyor. Ama hür ve demokratik ve demokrasi ve insan haklarından bahseden Amerika Birleşik Devletleri her türlü kirli savaşı burada yönetiyor. Şimdi bu Amerika'nın vermiş olduğu destek sonucunda eğer Türkiye birkaç gün içerisinde dediği veya bir zaman dilimine yayarak kullanacağı olan ve bizim için önemli bir tehlike teşkil edecek olan Fırat'ın doğusu dediğimiz bu bölgeye yapacağı bir harekatı çok çeşitli usullerde yapabilir. Yani farklı şekillerde taktikler kullanabilir. En akla gelen taktikler, biraz sonra harita üzerinden de buradan da söyleyebiliriz. Bu haritanın bir kısmını kapsıyor. Aslında Fırat'ın doğusu olarak baktığımızda Irak sınırına kadar diğer haritalarımız varsa onlar üzerinden de konuşabiliriz. Ama şu evet, anda onları da bu bölgede kalalım. Geçsinler. Şimdi sayın seyircilerimiz izliyorlar. Hemen haritanın sol tarafında, yani Suriye'nin batısında İdlib bölgesi var şu anda. Afrin, Cerablus, Menbiç olarak bakıyoruz. Yani buradan başlayan, şu anda burayı güvenli bölge olarak kabul ettiğimizde Menbiç'ten başlayan Ayn al-Arab, yani Kobani dediğimiz Tel Abyad'la beraber devam eden ve daha sonra Resul Ayn dediğimiz ve Kamışlı'ya kadar olan gidecek, yani Irak sınırına kadar olan gidecek bir bölgede Türkiye her an bir harekat yapabilir. Şimdi Menbiç'te zaten belli bir silahlı kuvvetlerin belli bir gücü var. Cerablus'ta var. Aynı şekilde Afrin'de, İdlib'de var. Fakat Kobani'den, yani Ayn al-Arab'dan başlayan ve Irak sınırına kadar giden olan nerelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü olabilir? Ben şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye ev sahibi. Hı hı. Biz Suriye'ye komşuyuz. Türkiye'nin kaynakları lojistik açıdan, Türkiye'nin kuzeyinden, doğusundan, batısından. Afrin harekatında çok konuşuldu ama Türkiye bunu sağlıklı bir şekilde yaptı. Her yerden lojistik destek verebilecek şekilde birliklerimizi konuşlandırabiliriz. Ve Türkiye'nin bu imkan kabiliyeti var. Ona ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında olduğunu söylediğimiz, biraz önceki konuda olduğu gibi örnekler vermeye çalıştığımız PKK, en ufak şeyde hemen Amerika'nın kanatları altına sığınıyor. Yine Amerikan silah bütçesi, yani PKK'ya vereceği bütçeyi veya Irak'ta kullanacağı, IŞİD'e karşı bahanesiyle kullanacağı bütçeyi incelerken bir şey dikkatimi çekti. Bazı yerlerde yakın hava desteği verebilirim diyor. Yani PKK herhangi bir şekilde Türk ordusu tarafından kuşatıldı, saldırıya uğradı ve yok edilmesi karşısında aslında Amerika açık bir kapı bırakmış ve başkanın onayını almış. Yani PKK'ya hava desteği verebilirim diyor. Şimdi bunu da karşımıza aldığımız zaman Türkiye aslında çok kritik bir adım atıyor. Afrin de bunu cesaretle attı. Daha önce de Fırat Kalkanı'nda attı. Türkiye'yi küçümsemesinler. Amerika da onun için korktuğu için. Amerika korkuyor. Bunu bakın söylüyorum. Niye korkuyor biliyor musunuz? Niye korkuyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin gücünü biliyor. Eğer Türkiye kendi birliğini sağlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğin başarısı için arkasında kenetlenirse, ki kenetlenir,
Bu daha önceki harekatta da gözüktü. Kenetlendiği andan itibaren Türkiye burada başarılı olur. Türkiye'nin bu harekat için aklımıza şu gelebilir. Siyasi hedefi ne? Yani devlet ne düşünüyor? Siyasi hedefi nasıl Suriye'de Fırat'ın batısında PKK terör örgütünü veya IŞİD'i Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yok ettiyse Fırat'ın doğusunda da belli bir bölgeye derinliğe kadar PKK'yı yok etmek siyasi hedef. Yani bu koridoru emniyete almak, güvenli bir bölge oluşturmak, mümkünse geri göçleri sağlamak ve Türkiye'deki bu aşırı yük oluşan göç kavramını Suriye'de yerleştirmek. Bunu başından beri söylüyor Türkiye. Çünkü sırtımıza 3,5-4 milyona resmi rakamlarla yaklaşan bir göçmen grubu var. Suriye'den gelen bir grup var. Buna Afganistan'dan da geliyorlar, diğer bölgelerden de geliyorlar. Dolayısıyla siyasi hedef bu. Şimdi siyasi hedefin ele başarıya ulaşması için silahlı kuvvetlere verilen görevler var. Yani bizi izleyen seyircilerimiz için önce şunu söyleyeyim. Elini kolunu sallayarak Türkiye böyle bir harekatı planlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir lafı durup dururken söylemiyor. Siyasi hedefin karşılığı olarak silahlı kuvvetlere verilen görevin, başarıya ulaşması için verilen görevin parçası açısından konuşuyor. Niye şimdi oluyor veya daha sonra olacak diyelim, yakın zamanda olacak? Çünkü Türkiye Fırat Kalkanı'nı yaptı. Hatırlarsanız ondan önce bir 15 Temmuz yaşadı. 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı harekatını yaptı. Fırat Kalkanı'ndan hemen bir sene sonra Zeytin Dalı harekatını yaptı. Yani Afrin harekatını yaptı. Öyle kalkıp ve İdlib'deki şu anda diğer bölgeleri destekliyor. Türkiye'nin içerisinde iç güvenlik harekatıyla devam ediyor. Ege'de Akdeniz'deki unsurlarla, Karadeniz'deki faaliyetlerle ilgili olarak silahlı kuvvetler çeşitli görevler yapıyor. Yine yurt dışında başka görevleri var. Şimdi bunları dikkate aldığınız zaman gücün uygun zamanda, uygun yerde kullanılması, yani teksip sağlanması açısından da demek ki yavaş yavaş öyle veya böyle bir şekilde Türkiye kendini hazır hissediyor. Şimdi Sayın Karataş, operasyon nereden yapılacağı çok tartışılıyor. Tabii siz yine üstün körü değindiniz ama isterseniz ona uygun haritaları da varsa tabii var. Ya şimdi Tel Abyad konusu çok tartışıldı. Yani bir senedir, iki senedir de gündemde. Yani Fırat'ın doğusuna eğer bir operasyon olursa Tel Abyad bunun için çok uygun olur diye çok manşetler de atadı. Şimdi burada haritada gösterilen noktalar daha önce Tel Abyad yakınlarında vurdu PKK, PYD, SDG mevzileri Türk ordusunun obüs toplarıyla vesaire. Şimdi Tel Abyad'dan operasyon başlayabilir mi? Sizce uygun bir yer mi? Ve Tel Abyad'ın önemi nedir en başta? Tabii ondan sonra yine Aynel Arap'la ilgili de birkaç sorum olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bu soruyu aslında Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanı'na sormamız gerekiyor. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim burada vermeye çalıştığımız bilgiler tamamen tecrübelerimize, açık kaynaklara ve görüntüye göre. Harekat şuradan yapılır, buradan yapılır diye %100 söylememiz teknik olarak zaten çok şey olur. Aşırı abartma olur. Tahminler üzerinden, olabilecekler üzerinden biz de fikirlerimizi bizi izleyen seyircilere bir ışık tutması açısından vereceğiz. Şimdi bir kere siyasi amacımız var, siyasi hedefimiz var. Siyasi hedefe uygun askeri görevler var. Silahlı kuvvetlere verilmiş görevler var. Bunun amacı bu bölgeyi temizlemek. Ne kadar temizlemek? Kalkıp da 200 kilometre, 100 kilometre içeriye girilmeyecek yani Suriye sınırına. Kuzeyden güneye doğru inilmeyecek. Kontrol edebileceğim, gücünün yettiği bölgeleri belki önce bir harekatla sonra onları takip eden bir harekatla yani o uygun politik ortam, uygun siyasi ortam, uluslararası yani mevzi ortam. Mevzi biraz. Olabilir. Nasıl Fırat Kalkanı'nı yaptık, Afrin'i yaptık. Ya İran kuzeyinde soruyoruz. De mevzi ilerledik Sayın Karabey. Ona benzetebilir miyiz? İran kuzeyinde de ilave üst bölgeleri son oluşturduk. Şimdi ona da değineceğim. O da çok önemli. Çünkü neden? Burada oluşacak olan bir sözde devletin veya Amerika'nın korumasında himayesindeki ikinci İsrail'in aynı zamanda Irak'la olan bağlantısını tehdit ettiğiniz andan itibaren lojistik ulaştırmasını da kesiyorsunuz. Ama bu karadan lojistik ulaştırmasını kesiyorsunuz. Yani PKK'nın Kandil'le olan bağlantısını kesiyorsunuz. Gerçi Amerika'nın planında artık Kandil'deki liderlere biliyorsunuz ödül koydu başlarına. PKK'yı devreden çıkararak Suriye'deki oluşumu ön plana çıkartmaya çalışıyor. Tam bunu söylediniz. ABD Suriye haritamız var. Arkadaşlardan da rica edeyim. Onu da getirebilirlerse orada lojistik hatta aslında tam olarak görünüyor. Genel olarak hem de Tel Abyad'ın dışında Aynel Arab'ı da görürüz. Evet. Buradan şöyle baktığım zaman. Hat var. Seyircilerimden ben şunu rica ediyorum. Ekrana baktıklarını sol taraftan itibaren yani Fırat'ın batısından itibaren yeşil bölgeler, Türkiye'nin kontrolünde olan bölgeler. Hemen Aynel Arab dediğimiz bölgeden başlayarak Tel Abyad, Resulyan
ve Kamışlı'ya kadar ve en son Irak sınırına kadar olan bir bölgeyi görüyorsunuz. Burada PKK'nın depolarını, Amerikan üslerinin olduğu yerleri, bu haritada yine bakıyorum Amerikan üslerinin yanında ikmal yolları var, kara ikmal yolu var. O zaman şöyle biraz kalkayım, bir üzerinden bahsedeyim ben şöyle. Lütfen Sayın Karadır. Şimdi bu haritada biraz önce söylediğim gibi batıdan itibaren Münbiç'ten başlayalım önce. Münbiç'te şimdi bize söz verilmiş, fakat söz verilmesine rağmen Münbiç'te PKK'da var. Amerika Birleşik Devletleri ile 1 Kasım'dan itibaren ortak devriyeye de başladık. Bu ortak devriyede de işte 5 ile 10 arası bir devriye yaptık. Yani böyle şey gidiyor. Zaten bütün Türk yetkililer de bunun bir oyalamacı olduğunu söylüyorlar. Şimdi Türkiye eğer Fırat'ın doğusuna bir harekat yapacaksa, Membiç konusunda hemen burada bizi izleyenler için bir soru işareti koyuyorum. Yani Membiç'te aynı anda Membiç'te de bir harekatı başlatabilir. Evet. Buna bu şu anlama bazı gelir. Bilgilerde gelmiyor değil. Bu şu olabilir. Tel Abyad'da bir baskı unsuru olarak uygulayıp da bir harekat başlatırsa, iki mantıklı gözüküyor şu anda. Yani veriler onu gösteriyor. Çünkü hem Tel Abyad'ın karşısındaki birliklerimizin yığınağı, aynı zamanda aynı Arap karşısındaki birliklerimizin, yine diğer kontrol altındaki bölgeler dahil olmak üzere. Burası ve Resulayn. Resulayn'ı unutmayalım. Bu bölgelerden herhangi birinde başlatacağı bir harekatın belki tam anlamıyla birinci hedef olarak bulunabilir, ama aldatma olarak da aynı anda iki yerden birden de harekat yapabilir Türkiye. Türkiye çünkü ev sahibi, söylüyorum yani. Ki daha önce Afrin'de Fırat Kalkanı'nda biz bunu gördük. Yapılabilir. Yani izledik, evet. Beklenen yerden değil, beklenen yerin batısına. Yani Türkiye hem kara harekatına uygun, birliklerimizin rahatlıkla, ki rahatlıkla uygun. Ya Fırat, bir risk var. Aralık ayı kış mevsiminin ve yağışların başladığı bir ay. Mutlaka bunu dikkate alıyorlardır. Ama Afrin'de mesela Ocak ayında başlattık harekatı. Hiç kimse beklemiyordu. Hendeklerin hepsi boştu ve oraya gömüldüler zaten. Mağaralara gömüldüler. Ocak konu gelmişken başladık. Sayın Karataş, yani hendeklerin kazıldığını da yine biliyoruz. Hiç önemi yok. Bakın, şimdi bu hendekler vesaire falan, bunu bir kere daha tekrarlayayım ben. Birisi PKK'yı fena halde kandırıyor. O hendekleri kazıp o hendeklerde cephe savaşı yapılacağını zannediyorlar. Öyle bir savaş türü yok. Cephe savaşı yok. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlasınlar, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlasınlar. Öyle bir savaş türü burada yok. Onlar ancak karşıdan gelebilecek olan küçük birliklere karşı korunulabilir. Bir şey daha var. Siz her hendeğe, her mevziye bir tane PKK'lı koyamazsınız. O kadar sayı yok. Yani kazdığınız hendeklere adam doldurmaya kalksanız veya çukurlara, korganlara, o kadar PKK'lı yok zaten. Bunu Afrin'de gördük. Bakın çoğu yeri bırakıp kaçtılar. Bazı yerlerde ancak baskın için kullandılar. Ben yine iddialı söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen, bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Türkiye isterse aynı anda iki yerde harekat başlatabilir. Bu harekatı başlatırken Membiç'e baskı uygulayacaktır. Peki. Ve burada şöyle devam edeyim. Lütfen. Ve aynı zamanda da bu bölgenin, zaten dikkat ederseniz şu ulaştırma yolunu görüyorsunuz. Bu ulaştırma yolu şu anda ana yollardan bir tanesi, Irak'tan geliyor ve devam ediyor. İşte bu yol üzerinde ve bu kasabalar içerisinde uygun yerlerde, derinliği 30-40 kilometre olarak değerlendiriliyor ama ne kadar gücün yeterse, yani 25 kilometre de olur, başka bir yerde 15 kilometre de olabilir, ama sonuç olarak bu bölgenin bir şekilde PKK'dan temizlenmesi gerekiyor. Peki Sayın Karataş, şimdi burada Amerikan üsleri var ve şu anda da Amerikan bayraklarının olduğu yerde değerli izleyicilerimiz de görüyorlar üsler. Şimdi buralarda Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelmesi söz konusu olur mu? Gelirse Amerika nasıl bir tavır içerisine girebilir? Ne şimdi, dersiniz? Birçok senaryo konuşulabilir. Bu senaryodan bir tanesi de şu. Türkiye eğer İran, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda böyle bir harekat yaparsa, Amerika Birleşik Devletleri karşı duruyormuş gibi olmakla birlikte bu harekata ses çıkartmayabilir. Bakın çok iddialı bir laf oldu. Ses çıkartmayabilir. Neden biliyor musunuz? Şimdi bir risk var. Eğer Türkiye hala... Ya Fırat Kalkanı gibi diyebilir miyiz? Fırat Kalkanı, Fırat Kalkanı'nda yalnız IŞİD'le mücadele olduğu için biraz farklıydı. Evet, doğru. Onu bir kenara koyalım. Afrin'de ise ABD'nin unsurlarının herhangi bir şekilde Afrin'e müdahale etme şansı olmadığı için Fırat Kalkanı ile ne yapmıştık? Kesmiştik onu. Evet. Dolayısıyla rejim güçleri, Suriye rejimi, yani Suriye devletinin unsurları ve biz olduğumuz için Afrin'e müdahale edemedi. Hava harekatı yapamadı. Çünkü sadece hava harekatıyla Afrin'e koruması söz konusu değildi. Bu sefer Türkiye ile karşı karşıya gelecekti. Rusya'nın
desteğini aldı Türkiye öyle veya böyle bir şekilde. Şimdi burada ise bizim yani artık bunu bir şekilde Türkiye'nin geçmişten kazandığı bu iki harekatı ve İdlib'i de dikkate alarak çok da tecrübe kazandı Türk Silahlı Kuvvetleri. Yine biz bu bölgede ev sahibi olduğumuz için bu bölgede harekat yaptığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri buradaki üsleri değil bunların kontrol noktaları. Evet. PKK'nın eğitim üsleri var burada. İşte depoları var. Bunların hepsini daha güneye çekebilir. Niye biliyor musunuz? Bir şey daha söyleyeceğim. Bu bölgenin Türkiye'den tarafından kontrol edilmesi petrol kaynakları açısından ve su açısından Amerika Birleşik Devletleri ve PKK'ya herhangi bir zarar vermiyor. Daha çok güneyde. Çünkü neden biliyor musunuz? Kaynakları. Buradaki savaşın asıl nedeni petrol ve tabii petrol olan bölgeyi de koruyabilmek için su. Petrol ve suyu dikkate aldığınız zaman bu coğrafya Türkiye'nin işine geliyor. Amerika'yı o kadar çok fazla ilgilendirmiyor. Peki Sayın Karataş, yani çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki üsleri geriye, hiç güneye önemli doğru çekebilir Allah Amerika diyorsunuz. Evet. Peki askerlerin, Amerikan askerlerinin orada kalması söz konusu Amerikan olur mu? Askerleri yani kışlalarına çekilen Amerikan askerleri. Askerleri burada ağırlıklı olarak lider pozisyonda, yani eğitici pozisyonda. Gözlemci noktasında. Ve bunların sayısı 2000 civarında söylenmesine rağmen 5000 civarına kadar çıkabiliyor. Hı hı. Ağırlıklı özel kuvvetlerden oluşuyor. Burada bir şey daha var bu coğrafyada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Biraz önce silah kaçakçılığıyla beraber kirli paradan bahsettik biliyorsunuz. Diğer konudan bahsettik. Irak'ta olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi özel güvenlik şirketlerini kullanıyor. Özel güvenlik şirketleri ayda bir isim değiştirirler. Çünkü hukuki uygulamalardan kaçmak için. Yine burada da özel güvenlik şirketleri var şeyin içerisinde. Amerikan askeri dediğiniz grubun içerisinde kimler var biliyor musunuz? Özel güvenlik mensupları var. Amerikan özel kuvvetleri var. Bir de CIA'nin adamları var. Asıl lider rolü bu grubun içerisinde CIA'nin elemanları oluşturuyor. Hı hı. Aslında fotoğrafları falan yayınlıyorsunuz. Fotoğrafları evet da var. Fotoğraflarda CIA elemanını çok rahat kıyafetten tanıyabilirsiniz. CIA elemanı bakınca fotoğraftan ben görüyorum. Lider pozisyonda, kıyafetinden, şeyinden, oturuşundan, duruşundan belli. Amerikan askerleri var. Özel kuvvetlerden. Özel güvenlik şirketleri var. Özel güvenlik şirketleri burada şöyle bir uygulama yapmış. Nasıl bir uygulama yapmış biliyor musunuz? Bölgede yöresel kişilerden de almış bünyesine. Hem lisan sorunu çözmek için hem iletişim sağlamak için. Yani Arap aşiretlerinden de olabilir güvenlik şirketleri içerisinde. Çünkü parayla çalışıyorlar bunlar. Yine aynı şekilde PKK'nın içerisinden. PKK'da direkt görev almayan ama PKK unsurlarının görevlendirdiği özel güvenlik şirketleri içerisinde çalışan elemanlar da var. Bunları da yine fotoğraflardan, videolardan rahatlıkla görebilirsiniz. Ben şimdi burada biraz böyle iddialı bir şey söyledim. Yani soru şu. Siz Türkiye çekilebilir dediniz. Aslında Türkiye, orada ben bir soru daha soracaktım Sayın Karataş. Kesiyorum kusura bakmayın. Şimdi güneye çekilebilir dediniz. Onun dışında Amerika bölgede ne yapabilir? Örneğin şimdi çok konuşuluyor. Uçuşa yasak bölge meselesi. Yani Amerika böyle bir hamle yapabilir mi acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Benim söylediğim yani Türkiye farklı yerlerden harekatı başlatırken başka bir yerde de gücünü kullanabilirdi. Membiç'e soru işareti koydum dikkat ederseniz. Evet. Çünkü Membiç Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki ön kalesi haritadan da çok rahat gözüküyor. Bu ön kalenin içerisinde önemli bir üssü de var burada hava üssü. Aynel Arab'ın yani Kobani'nin 35 kilometre güneyinde bir büyük üs var. Büyük nakliye uçakları iniyor ve hava ulaştırmasının büyük kısmını burada yapıyor. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin karargahı var. Yine bu Süleyman Şah Türbesi'ne giden yaklaşık 10 kilometrelik mesafede, kritik bir yerde bu köprü. Yani Membiç'i besleyen, lojistik desteğini veren her şey bu bölgede yapılıyor. Hı hı. Burası biraz çok fazla tahkim edilmiş bir Amerikan askerlerinin yoğun olarak bulunduğu bir yer. Ama bunun arasında kesintiyi, Tel Abyad çok mantıklı gözüküyor. Bunlar, muhtemelen onlar da bekliyorlar. Tel Abyad. Çünkü Tel Abyad'ın Rakka ile bağlantısı var. Önemli bir lojistik yeri aynı zamanda. Bu yol direkt güneyden Rakka'ya kadar geliyor. Ve Amerikan lojistik hattını kesiyor. Tam ortasından kesiyor. Çünkü bunun planlarını biraz önce söylemiştim. Bunun planlarını yapmak isterseniz bunu Milli Savunma Bakanlığı'na ve Genelkurmay Başkanı'na sormak gerekiyor. Tabii, sadece harita üzerinden basit bakınca tüm sade vatandaşlar da ya ben bir harekat yapmak istesem nereden yapabilirim diye düşündüğünde orayı böyle herkesin tahmin ettiğini düşünsün. Buradan harekat yapabileceğimi herkes düşünebilir. Birlikleri buraya koyabilirim. Aldatma yapabilirim. Fakat hiç beklemediği yerden de. Çünkü şu sınır, yani şu anda ABD'nin PKK'nın kontrolünde olan Irak'a kadar uzanan sınır yaklaşık 350 kilometre, 400 kilometre. Kuş uçumu. Böyle bir bölgenin hepsini aynı anda girip kontrol etmek söz olmadığına göre farklı noktalardan, önemli yerlerden kesip
yani doğu ile batı arasındaki kesintiyi sağlamak, güvenliği sağlamak bizim için önemli olacaktır. Yani olaya böyle harekat nereden başlayacak, nasıl yapılacaktan ziyade buradaki kantonlar arasındaki ABD ve PKK birlikleri arasındaki bağlantıyı lojistik ulaştırmayı, kara ulaştırmasını kesintiye uğratmak, ABD'nin en fazla ağırlık verdiği Ayn-el Arab yani Membiç'i desteklemek açısından da olan bölgeyi dikkate aldığımızda bunun doğusundan keserek başlamak, bir baskı unsuru uygulamak planlama için uygun olur diye düşünüyorum. Sayın Karataş bir araya gidelim. Onu da dikkate almak lazım. Çok bir çabuk, araya gidelim çok isterseniz. Çok çabuk geçti. Evet evet. Peki tamam. Çok kısa bir aramız var. Tamam. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız değerli izleyenler. Değerli izleyenler, Başkent Kulüsü devam ediyor. Sayın Beyazıt Karataş'la birlikte Fırat'ın doğusuna dönük operasyon hedefini konuşuyoruz. Amerika neler yapabilir? Operasyon nasıl olacak? Tabii ki öngörülerde bulunuyoruz. Fırat'ın doğusuna dair hatta Suriye'ye dair tüm meseleleri masaya yatırıyoruz. Sayın Komutanımızla birlikte. Sayın Karataş, tabii en son yine Amerika'nın lojistik hattı üzerinden siz değerlendirmeler yapıyordunuz. Arkadaşlardan rica edelim. Evet, yansıttılar şimdi ekrana. Şimdi bir soru daha soracağım size. Tabii yine değindiniz yine konuşmanızda ama çok konuşulan bir konu olduğu için tekrar size sormak istiyorum. Şimdi Membiç mutabakatı çok konuşuldu. Yani buradan Türk ve Amerikan askerleri burada kalacak. İşte ortak yine devriyeler olacak vesaire. PKK çıkacak ve burada yerel halktan oluşan işte bir kent konseyi kurulacak deniyordu. Ve bu model başarılı olursa aynı formülü Fırat'ın doğusunda da uygulayacağız diyordu. Hem doğrudan biz bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da duyduk. ABD'den gelen açıklamalarda da bu az çok vardı. Doğrudan Ankara kadar bu kadar net değildi ama şimdi yeni denklemde Türk ordusu Suriye'ye girdiği takdirde Amerikan askerlerinin oradan çekilmeyeceği, yine Türk ve Amerikan askerlerinin kalacağı, yalnızca PKK'nın çekileceği ama bir formül üzerinde, orada da yerel konseyler üzerinde uzlaşılacağı dedikoduları, iddiaları şu anda yine konuşuluyor. Ne dersiniz buna? Şimdi bütün bu senaryolar veya konuşulan konular içerisinde Membiç'in bir oyalamacı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı, Türkiye'nin menfaatine geliyordu. Tam ölü bir zamandı. Onu Amerika Birleşik Devletleri çok iyi değerlendirdi. Mutabakatın da yazılı olup olmadığı da belli değil. Yani bir toplantı yapılıyor Dışişleri Bakanlığı düzeyinde, bir mutabakata varılıyor. Onun bile aslında pek sağlıklı bir mutabakat veya anlaşma olmadığını daha önce de söylemiştik. Sonra müşterek devreye başladılar. Müşterek devreye de öyle çok fazla kış şartları olması nedeniyle, hava şartı nedeniyle 5 ile 10 arası bir devrede şu anda. Belki 6. belki 7. bir devredeler şu anda. O da o kadar önemli değil. Bunun sonunda bunu Fırat'ın doğusunda uygulayabiliriz diye çok dile getirdiler. Hatta Amerikan Savunma Bakanı hatırlarsanız PYD'yi, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabilirim bile dedi yani. Düşün yani. Böyle o zaman uçuk gelmişti. Ama sonra sözde liderlerin başına ödül konduğu andan itibaren bunun farklı bir boyutta olduğunu, Amerika'nın planlarının 3 aşağı 5 yukarı Suriye'nin kuzeyindeki devletçiğin kurulmasına yönelik olduğu ortaya çıktı. Şimdi Membiç'teki uygulamayla Fırat'ın doğusunda buna benzer bir uygulama yapmak hiç ilgisi yok. Bir kere coğrafi şartlar ve bulunan alanın büyüklüğü fazla. Bunu siz bir kentte veya bir bölgede başka bir yerde uygulayabilirsiniz. Yani nasıl? Şimdi PKK bulunduğu konumdan yani Kobani'den, Ayn-el Arab'tan, Tel Abyad'dan, Resulayn'dan, işte Kamışlı'dan yani kantondaki yerlerinden, konuşlarından, oraya kurmuş oldukları teşkilattan her şeyi bırakıp geriye çekilecek mi? Veya zayiat mı verecek? Türk ordusu karşısında PKK'nın, Amerikan desteği olmadan tutulması söz konusu değil. Evet. Bunu biz her türlü yerde sahada içte ve dışta gördük. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kara ordusu. Kara ordusu derken olay biraz büyüyor ama burada biraz önce bahsettiğim gibi özel kuvvetler unsurları, özel şirketler işte şu bu falan. Türk ordusu karşısında sayısal olarak yeterli değil. Amerikan ordusunun önemli bir lojistik desteği ve hava gücü var. Koalisyon hava gücü var. Şimdi bu durumda bunlar olmazsa PKK burada bir saniye bile durmaz. Yani Amerika çıksın, PKK bu coğrafyada bir hafta bile dayanamaz. Onu ben söyleyeyim yani çok. Hatta bir saniye derken bir benzetme yapıyorum. Bir hafta bile dayanamaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şimdi öyle veya böyle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de duvara çattı. Yani 2010'da başlayan Arap Baharı'nın Suriye uygulaması, Rusya'nın sahaya inmesi,
farklı beklentiler. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin koridoru kurma, ulaşma, işte ikinci İsrail'i kurma hedefini sekteye uğrattı. Ve şimdi, Esad'ı devirme hedefi de vardı, onu da yapamadı. Ondan da vazgeçtiler. Çünkü vallahi neden biliyor musunuz? Eğer Esad'ın yerine farklı bir hükümet gelirse İsrail'in güvenliği bu sefer çok daha fazla riske giriyor. Amerika Birleşik Devletleri böyle Esad'ı sevdiği için veya gücü yetmediği için değil. Esad veya buna benzer bir yönetimin orada kalması İsrail'in güvenliği açısından da önemli. Daha radikal, daha muhafazakar ve daha aşırı yobaz bir devletin Suriye'de yani yönetimin başa gelmesi İsrail'in güvenliğini daha çok tehdit ediyor. Bir de böyle bir risk var. Şimdi bütün bu santraç taşları içerisinde baktığımızda Fırat'ın doğusunda uygulayabilir miyiz? Eğer PKK bölgede olduğu müddetçe ben her zaman söylüyorum Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mı devreyi yapacak? Yani Suriye PKK'nın çekilmesi Amerika ile yapması gibi. Burada zaten kimseyi bırakmadı ki PKK. Demografik şey yapıyor burada, katliam yapıyor. Yani zorla insanlara evlerinden, köylerinden uzaklaştırıyor. Bunu Irak'ta daha önce yaptılar. Arap ve Türkmenleri. Tabii, daha önce yaptılar. Türkmen kalmadı zaten. Araplar yer değiştirdi. Çoğu kaçtı Türkiye'ye zaten. Dolayısıyla bu coğrafyada kendilerinin yeniden demografik yapıyı değiştirdikleri için bunu Fırat'ın doğusunda uygulama şansı, oyalama yine ben onu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile şimdi biz yani Tel Aviv'de devriye mi yapacağız? Örnek vereyim ben canlandırayım. Soruyu kendi kendime soruyorum. Veya diyelim ki Kobani'de devriye mi yapacağız? Mümkün değil diyorsunuz. Bir kere güç açısından mümkün değil. Teorikte böyle bir şey söylense bile sahaya uygulaması da mümkün değil. Bunu belki göstermelik iki araçla, iki zırhlı araçla, iki fotoğraf çekiliyor ya şimdi bir Amerikan aracı, bir Türk zırhlı aracı beraber dolaşıyorlar falan filan. Evet. Bunların hepsi gösteri. Yani bir şey uyguluyoruz diye yapıyorlar. Sahada bunun hiçbir faydası ve yansıması olmaz. Bu kadar iddialı söylüyorum. O zaman ne olacak? Türkiye öyle veya böyle bir şekilde bu güneyindeki sahada hakimiyet kurmak zorunda. Bu hakimiyeti kurarken bu Amerika'nın da işine geliyor. Bakın Amerika şu anda buraya öyle sanıldığı kadar kendi silahlı kuvvetlerini gönderecek kadar bir şeyi, gücü kendi hükümetinden bulamıyor. Veya Amerikan vatandaşları böyle kalkıp Amerikan askerlerinin buralara kadar gelip buralarda ölmesini istemiyor. O nedenle taşeron kullanıyor. Yani kimi kullanıyor? PKK'yı kullanıyor. Yerel güçleri kullanıyor. Paralı askerleri kullanıyor. Burada uzun müddet kalıp buranın güvenliğini sağlama konusunda o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. En güçlü devlet sahada yani jeopolitik konumu açısından, jeostratejik konumu açısından ve gücü açısından birazcık iç politik sıkıntılardan, iç bölünmüşlüklerden kurtulup böyle bu sorunlara baktığı andan itibaren ben söylüyorum Türk halkı, Türk ordusunun her zaman yanında destekleyen, Mehmetçiğin başarılı olmasını isteyen bir halkımız var, bir Türk halkımız var. Yani Türk vatandaşlarımızın hepsi bu harekatın başladığı andan itibaren başarılı olmasını ister. Ben kendi adıma söylüyorum. Hangi siyasi karar, hangi amaçla verilirse verilsin, yani bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP seçim kazanmak için yapmıştı, şimdi önümüzde seçimler var diye yapıyor falan. Bunlar siyasi düşünceler. Ben bunların hepsine saygı duyuyorum. Ve bunların hepsi de olasılıkların içerisinde var. Bunları bir kenara koymak zaten yanlış olur. Ben şunu söyleyeyim sadece, eğer silahlı kuvvetlere bir görev verilirse, daha önce verildiği gibi, yani Fırat'ın doğusunda bir harekata katılmayı planlandı ve silahlı kuvvetler böyle bir görev aldıysa, eski bir asker, emekli bir asker olarak ben, Mehmetçiğin başarılı olması için bütün siyasi düşüncelerimi veya tenkitlerimi bir kenara koyarım. Çünkü düğmeye basılmıştır. Artık Mehmetçiğin başarısı önemlidir. Dolayısıyla onun her türlü desteği için biz yine konuşmalarımızda bizden istenen bir şey varsa, evet, onu kamuoyunun yaratılmasında, kamuoyunun bizden istediği bir düşünce varsa, şu anda olduğu gibi biz Mehmetçiğin daha önce yanındaydık, yine yanındayız. Eğer Mehmetçiğe bir görev verilirse Amerika Birleşik Devletleri burada bazı tavizler vermek zorunda kalacak. Zaten korktuğu da bu. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Yani söylemek istemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri, Amerikancılık, böyle Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı hayranlıkla bakmak, uçaklarına hayranlıkla bakmak vesaire falan, bunları unutsunlar. Öyle bir şey yok. Gücünün farkına varan bir Türkiye var. Bakın Türkiye gücünün farkı vardı. Yani Türkiye Afrin'de özellikle gücünün farkına vardı. Oradan çıkamaz dedikleri çukurlar, tepeleri açtı geçti. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Bu harekatı da daha önceki harekatta olduğu gibi yine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel yürütecek. Hı hı. Onun sorumluluğunda yürütecek bu harekat. Yıllarını Güneydoğu'da geçirmiş. Daha sonra komutanlığı dönemlerinde de önemli harekatların içerisinde bulunmuş olan bu komutan. Bakın şu harekatı şu anda planlanmıştı.
daha önce yapılan harekatlardan sonra sıra buraya gelecekti. Sıranın gelmesi için uygun şartların oluşması gerekiyordu. Öyle veya böyle şimdi ısınma turları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansız gelebiliriz. Ben siyasi yönüyle AKP'yi veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili düşüncelerim farklı olmakla birlikte o bir gece gelen ansızın gelebiliriz diye desteklemiştim. Çünkü Mehmetçiğe görev verildiğinde Mehmetçik evet. bunu yapar. Burada da yine birkaç gün demesine rağmen onun bir politik söylemdir o. Onun mutlaka silahlı kuvvetler onun değerlendirmesini yapıyordur. Ve öyle veya böyle yine bu kahraman evlatlarımız bu görevi de başarılı yapacaklardır. Peki Sayın Karataş, bunun için bunu bu düşüncemi emekli askeri olarak tekrar belirtmiş oldum. Kesinlikle biz de paylaşıyoruz sizin görüşünüzü. Efendim, şimdi biraz önce Sayın Karataş reklama girmeden önce Amerika'nın Suriye'nin güneyine çekilebileceğini, çünkü esas petrol kuyularının vesaire orada olduğunu, su kaynaklarının orada olduğunu söylediniz ve Amerika'nın esas olarak onu önemsediğine değindiniz. Şimdi arkadaşlardan da rica edelim, o petrol kuyuları ile ilgili haritayı yansıtabilirlerse yine onun üzerinden değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Tabii orada petrol kuyuları var, gaz kuyuları var. Yine el yapımı rafinerilerde. Şunu da söyleyelim Sayın Karataş, yani hakkında yemeyelim. Suriyegündemi.com iyi haritalar yapıyorlar. Tabii ki olabiliyor bazı eksiklikler ama biz de oradan alıyoruz ve yansıtıyoruz ekranlara. Hemen bu haritalarla ilgili seyircilerimiz, o zaman ben kendi tecrübemi paylaşayım. Lütfen. Şimdi dünyanın en iyi harita hazırlayan grupları bile ne yaparsa yapsınlar, güncel çok çok hızlı değiştiği için veya farklı bilgiler olduğu için, kara bilgisi, işte hava bilgisi ve sahadaki bilgiler, ufak tefek farklılıklar oluyor. Onları da diğer kaynaklardan mukayese ederek doğru haritaya ulaşabilirler. Mesela şu haritaya baktığın zaman evet, şu petrol ve gaz kuyuları bir önceki gösterdiğimiz şeylerde %95'e yakın doğru. Evet. Yani konu şeyleri açısından. Hı hı. Bu harita da yine aynı şekilde böyle kopyala yapıştır gibi petrol kuyuları yerleştirmiş gibi gözüküyor ama sonuç olarak Fırat'ın doğusunda şu bölgede, yani Deir ez-Zor bölgesinin hemen doğusunda ve güneyine doğru olan bölge can alıcı petrol kaynakları ve aynı zamanda işletilen ve işletilmeye hazır kaynaklar var. Onun için burası Amerika Birleşik Devletleri açısından can alıcı bir nokta ve zaten PKK'yı hemen bu bölgeyi işgal etmekle görevlendirdiler. Diğer yerlerde yine Suriye var ama Suriye'nin diğer bölgelerden çıkarttığı petrol buradaki petrol kaynakları kadar değil. Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından söylüyorum. Şimdi bir de Fırat'ı sınır olarak kabul edersek şimdi, bakın kuzeyden itibaren, hı-hı, yani Cerablus'tan itibaren güneye doğru gelip Deir ez-Zor'dan Irak sınırına doğru giderken düşündüğünüz zaman su kaynağı, önemli bir su kaynağı. Yani hem Rakka'da, Deir ez-Zor'un hemen kuzeyinde Rakka'da, aynı zamanda diğer bölgelerdeki su kaynaklarını da kontrol etmiş oluyorsunuz. Bir kısmını, yani doğusunu da kontrol etmiş oluyorsunuz. Şimdi zaman zaman böyle hep şeyler çıkar, fikirler çıkar. Amerika Birleşik Devletleri veya süper güçler bu bölgede ne arıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin can alıcı noktası hem İsrail'in güvenliğini sağlamak hem de petrol kaynaklarının üzerine konmak. Suudi Arabistan'da nasıl konuyorlarsa, Körfez bölgesi nasıl konuyorlarsa. Peki Sayın Karataş, burada da konuyorlar. Bu noktada Türkiye'nin hedefi ne olmalı? Yani Türkiye... Amerika'nın bunu özellikle petrol kuyularının egemen olduğu bölgeleri engellemesi için Türkiye'nin ya da gücü, Rusya ya da Suriye ile ya da Irak'la birlikte neler yapılabilir? Türkiye'nin gücü kalkıp güneyde Deir ez-Zor'a kadar gidecek veya Rakka'ya kadar gidecek olan bir gücü yok. Türkiye sınırın belli orandaki güvenliğini sağlayarak öncelikle sınır hattını biraz daha güneye taşıyor. Yalnız şimdi uzmanlarla konuşurken şunu da belirtelim. Türkiye çoklu ülkelerle işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk. Ne olacak değil mi? Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bir esneklik gösterecek mi? Türkiye'nin bu bölgeye hakim olmasını isteyecek mi? İşte o zaman Türkiye'yi tekrar bir tuzağa çekiyor. Bazı izleyicilerimiz şu anda aklına soru gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tuzağa mı çekiyor? Rusya da destekliyor bunu öyle veya böyle bir şekilde şu anda. Rusya da o bölgede Türkiye'nin hakim olmasını istiyor. Suriye zaten topraklarını işgal eden veya davet ettiğim böyle bulunan herkesi işgalci olarak, Türkiye'yi bile işgalci olarak biliyorsunuz söylüyor. Çünkü ben çağırmadım onu diyor. Evet. Ben de Rusya'yı çağırdım, diplomatik ilişki kurmadım diyor. İran'ı çağırdığını söylüyor. Hı hı. İşte İran destekliyor. Şimdi Türkiye bu harekatı, yani öyle veya böyle sonunda İran'ın Türkiye bu harekatı yapacak. Rusya'nın da yani bu Amerika'nın bu bölgelere hakim olmasını istemediğini söyleyebiliyoruz değil mi? Rusya ve İran desteği alınabilir. Çünkü Astana'yla sağlanmış olan bir mutabakat, Soçi'de devam eden Türkiye-Rusya ilişkileri açısından şu anda açıklamalardan öyle gözüküyor ki İran Cumhurbaşkanı da Fırat'ın doğusuna teşvik etti. Hatırlarsan Tahran'da yapılan zirveden sonra. Soçi'de bu bir kere daha gündeme getirildi. Türkiye zaten bunları söylerken
bu gücü alarak söylüyor. Yani bak diyor, ben diyor bunların diyor desteğini alıyorum. Çünkü neden? Hem Sayın Suriye Karataş, güçleri nasıl destek alabilir sorusuna reklam arasından sonra yanıt vermenizi rica edeceğim. Çünkü yine tamam. Reklamlar geldi. Biraz da hızlı Peki. geçiyor süre. Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir araya daha gidelim. Aradan sonra son bölümde aralıksız bir şekilde Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Başkent Kulüsü devam ediyor. Biz tabii Sayın Komutanımızla yine arada da sohbet etmeye devam ediyoruz. Çünkü konuşacak çok konu var. Petrol kuyularından bahsediyorduk Sayın Karataş. Yine yayın yönetmenim Aytu arkadaşımızdan rica edersek, o da tekrar haritayı verebilirse. Şimdi orada siz petrol kuyularının, yani Amerikan askerlerinin güneye doğru geri çekilebileceğinden bahsetmiştiniz. Ama bunu Rusya'da karşı, İran'da karşı, Türkiye'de karşı demiştiniz. Ben size şu soruyu sormuştum. Demiştim ki Türkiye, Rusya, İran birlikteliği bunu nasıl engelleyebilir? Bu geri çekilme olayına şöyle bir açıklık getirelim. Buyurun. Membiç'teki özelliği doğuda da, yani Fırat'ın doğusunda yapabiliriz derken, aslında Amerika geriye çekiliyor derken, Türkiye'nin eğer PKK direnirse, bir direniş gösterirse duramayacağız söz konusu. Zaten kesin, onu bir kere söylüyorum. Yine Amerika bu bölgede Türkiye ile beraber Membiç'te olduğu gibi ortak devriye numarasıyla veya başka bir şekilde yine bu bölgede kalacaktır. Geri çekiliyor derken bu bölgede Türkiye'nin harekat yapması konusunda esnek davranacaktır. Yani asıl kor PKK unsurlarını bölgeden çekilip öyle veya böyle bir şekilde Türkiye'deki insanların oraya yerleşmesi veya buradan göç etmiş olan kişilerin tekrar gelip, yani nüfusun büyük bir bölümünün tekrar topraklarına gelmesi özellikle söz konusu Türkmen olabilir. Arap nüfusu. Evet. Hemen onu söyleyelim. PKK'yı da dahil edersek, ne kadar olsa olsun bölgedeki, yani Suriye'nin geçmişteki Kürt nüfusu nüfusun %7'si. Yani %7'sinin böyle hemen hemen yaklaşık %30 bir coğrafyaya sahip olması. Bakın %7, yani hepsini saydığım zaman %93'ün dışında %7'nin böyle bir coğrafyaya sahip olması. Kaynakların da yaklaşık %65-70'i yani petrol kaynakları ve doğalgaz kaynaklarına sahip olması. Bu, bir kere yani bunu kimseye, bu hakkın verilmesi konusunda kimse sessiz kalamaz. Evet. Şimdi Türkiye kendi güvenliği açısından, ki bunu gösterdi Afrin'de en son olarak diyelim, İdlib'de de başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Bu coğrafyada eğer belli bir bölgede sınırlarının güvenliğini sağladığı andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yine beraber işbirliği yapacak şekilde nasıl Membiç'te yapıyorsa bir formül üretecek şekilde düşünüyor olabilir. Bakın bu bir kere her zaman masada. Ama bunun içerisinde PKK olursa eğer, bu sefer yapılan harekat boşa gider. Evet. Türkiye Mehmetçi'ye verdiği desteği ve hükümete verdiği desteği geri çeker. O nedenle PKK olmadan Suriye Demokratik Güçleri de dese yine PKK olacağı için farklı bir çözüm yolları aranacaktır. Bakın bu da masada var. Yani bu olasılık da. Amerika çünkü buradan çekiliyor derken, hani bıraktı sınırları böyle geldi, Dar es Zor'a kadar çekildi falan, öyle bir şey düşünmesinler bizi izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri esnek davranmaya çalışacaktır. Zaten başından itibaren PKK farklı, PYD farklı, o terör örgütü, bu terör örgütü değil direkt Türkiye'yi yumuşatmaya çalışıyor ama ikna edemedi. Bir kere Türk kamuoyunu da ikna edemedi. Yani o açıdan evet. Bir kere bir gerçek ortada. Şimdi Rusya destekledi diyorum, İran destekledi diyorum. Suriye zaten bulunduğu konumu muhafaza etmeye çalışıyor. O zaman geriye şu gerçek çıkıyor. Türkiye, Suriye'de güvenli bölgeler oluştururken, biraz önce söylemiştiniz yani uçuşa yasak bölge olabilir mi falan diye. Uçuşa yasak bölge de olması söz konusu değil. Artık yani bu Irak gibi benzer bir toprak yok burada veya Irak'taki olduğu gibi benzer bir bölge yok. Onu da açıklayayım. Yani burada bu coğrafyada Türkiye böyle bir oluşum oluştururken mutlaka başta Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile bu görüşmeleri yapıyordur. Bu yoksa Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yapmazdı. Bir kere onun altını bir kere daha çizeyim. Bir şey daha var. Eğer Türkiye bu topraklarda kalıp da güvenliği sağlayacaksa ne kadar kalacak? Öyle veya böyle Türkiye, Elbap'ta, Afrin'de, İdlib'de bulunuyor değil mi? Doğuya bir harekat yaptığı zaman Fırat'ın doğusuna bu topraklarda ne kadar kalacak? İstatistik bilgileri söylüyorum sayın bu seyircilerimiz bizi izlerken. Eğer böyle bir harekatta bulunuyorsanız girdiğiniz topraklarda yaklaşık 15 yıl kalıyorsunuz. 10 ile 15 yıl kalıyorsunuz. Bakın eğer
toprak sahipleri, yani Suriye devletiyle görüşmeyi düşünmüyorsanız şu anda olduğu gibi, Suriye'nin kuzeyinde tamamen, yani bizim batıdaki sınırlarımızdan ta Irak sınırına kadar bir bölgeyi, böyle güvenli bölge, tampon bölge gibi böyle bir bölgeyi yapıp buraya da yerleşmeyi, yine Özgür Suriye Ordusu dahil olmak üzere buna benzer kuruluşlarla veya yerel halkla dediğimiz kişilerle buralarda bulunmayı düşünüyorsanız ortalama 15 yıl kalabilirsiniz, bakın. Yani bunu Ankara Suriye'de savaş bitene kadar şeklinde açıklıyor. Şimdi buradaki açıklamalarda bizi izleyenler için bir kere daha söylüyorum. Kimse güven duymuyor Türkiye'nin bu açıklamalarına. Türkiye'nin, yani Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsederken Rusya dahil, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, sonunda biz oradan gideceğiz demekle birlikte herkes öyle değil. Bir de ceplerinde başka ajandalar var. Şimdi Türkiye eğer buralarda kalıp da kendi düşüncesine uygun farklı şeyler düşünüyorsa, şimdi keselim zamanı, altına yazayım ben. 15 sene kalır, sonra öyle veya böyle bir şekilde çıkmak zorunda kalırsınız. Şimdi o zaman geriye ne kalıyor? Yine Suriye, Suriye hükümetiyle görüşmeler açısından Türkiye'ye bir olasılık daha çıkıyor. Kalırsın, sonunda seni çıkarttılar ve bu sefer de Mehmetçiğin göstermiş olduğu bu kahramanlık ve başarının arkasından çok farklı bir yenilgiyle veya başka türlü çıkmak zorunda kalırsınız. Onun için kartları değerlendirirken, yani daha önce gündeme gelmişti, Aralık ayı sonuna kadar biliyorsunuz yeni anayasa komitesi kurulsun. Yeni anayasada tam oraya girecek. Suriye'nin içindekiler ve dışındakiler. Şimdi Suriye'nin içindekiler ve dışındakiler dediğiniz andan itibaren 7-8 milyona yakın Suriyeli var dışarıda. Bunun 4 milyona yakını, resmi rakamlarla biraz önce söylemiştim, 3,5-4 milyonu Türkiye'de. Şimdi bunlar gidip Suriye'de oy mu verecekler? Türkiye'de sandıklar kurulacak o zaman veya kamplarda sandıklar kurulacaklar. Seçim güvenliği açısından da sıkıntılı. Yani çok soru işareti var. Türkiye yeni anayasa içerisinde desteklediği grupların da yer almasını istiyor. O nedenle zaten buradaki topraklarda bulunmaya çalışıyor. Ama nereye kadar duracaksınız? Bu anayasayla ilgili şeyler sizin istediğiniz gibi mi yürüyecek? Yürümeyecek mi? Sonra siz bu topraklarda Türkiye'deki her Suriyeli gönderebilecek misiniz? Hiç zannetmiyorum. Zaten anayasa... kimse zannetmiyor. Sayın Karataş, yeni anayasa komitesi üzerinden özellikle Amerika'nın doğrudan aslan ülkelerini hedef gösterdiğini de biliyoruz. Hatta James Jeffrey gelmeden önce anayasa komitesi üzerinden bir söz kullanmıştı. Aslan'ın fişini çekmemiz lazım demişti. Bu süreç, yani Türkiye'nin tavrı bu noktada anayasa komitesi özellikle belirlenirken nasıl olmalı? Rusya ve İran açısından özellikle. Şimdi Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Suriye politikasındaki hatalarından buraya geldik. Şimdi herkes biliyor bunu. Neden bu hatalardan buraya geldik? Yine Amerika'nın yönlendirmesiyle Suriye'ye gittiler. Yeni anayasayı teklif ettiler ve ihvancıların yönetimde yer almasını istediler. Bu kadar basit hikaye. Kabul edilmeyince aslında, ama bu harita kalsın, şimdi buraya getireceğim. Evet. Şimdi mezhepçilik anlayışı vesaire falan filan değil. Aslında yatan neden bu. Esad, Batı'nın kendisine teklif edilen önerileri kabul etmedi. Bu anayasada dahil. Ama bu anayasaya dahil edilirse bu sefer Körfez ülkelerinin petrolleri, İsrail'in doğalgazın veya yine Doğu Akdeniz'deki petrol kaynaklarıyla ilgili bazı boru hatlarının veya doğalgaz hatlarının yine Suriye üzerinden, eğer terör koridoru oluşmuş olsaydı, hatırlarsanız Irak'ın kuzeyindeki, yani Barzani petrollerini bile buradan Akdeniz'e çıkartmayı düşünüyorlardı. Buradaki petrolleri de buradan taşımayı düşünüyorlardı. Ama Esad buna razı olmadı. Rusya'nın da desteğiyle Aralık 2015'te düşmesi planlanan Esad bugünlere geldi ve şu anda kimse Esad'ın düşmesini istemiyor. Dolayısıyla her şeyin altında mezhepçilik de yatsa aslında kaynaklar yatıyor. Ve bölgede güç mücadelesi yapıyor. Bakın bu coğrafyadaki bu Amerika'nın bu hamlesi, Irak'taki bu hamlesi İran'ı baskı altına almayı kolaylaştırıyor. İsrail'in güvenliğini sağlıyor. Çin'in bir kuşak bir yol projesini bile uzaktan kesiyor. Yine Rusya'yı çevreleme politikası içerisinde hem Akdeniz'de hem de Ukrayna'da uğraşarak veya ileride Kafkaslar'da uğraşarak, Avrupa'da uğraşarak Rusya'nın önünü kesmeye çalışıyor. Bakın iki hedef var: Çin, Rusya. Yani Amerika Birleşik Devletleri hegemonyası için bu olayları yaparken de kaynakları kullanıyor. Yani bu kaynakları kullanıyor. Suudi Arabistan'ı kullanırken, Körfez ülkeleri kullanırken bunu da kullanıyor. Ama Esad'ı ikna edemediler. Edemeyince zaten Arap Baharı'nın bir parçası, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ruhuna uygun bir şekilde bu ülkeyi de şu anda 3 veya 4 parçaya böldüler. Libya'yı nasıl böldülerse Suriye'de şu anda ona böldüler. Ve buradan bir şey daha var. Bir istatistik bilgi daha vereyim ben. Savaşı başlatıyorsunuz bir yerde. 10 ile 15 yıl sürüyor. Bakın şimdi 2011'de başladı.
2019'a geliyoruz. 8 sene geçti. Yavaş yavaş barış görüşmeleri, yeni anayasa konuşmaları falan çıkıyor. Savaşın bitme süresi. Savaşta şimdi taraflar öyle veya böyle bir şekilde artık savaşı sonlandırıp yeniden yapılandırmaya geçiyorlar. Bunun için yeni bir anayasa, işte yıkılan dökülen yerlerin yapılması, yeni bir hükümetin kurulması, herkes kendisine uygun bir hükümeti kurmaya çalışıyor. Bunu her yerde yaptılar. Bu anayasa konusunda bir istatistik bilgi daha paylaşayım. Lütfen. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da bir anayasa yaptı. 3 ayda hazırladılar anayasayı. Afganistan şu anda insan hakları ve demokrasi açısından çok gelişmiş bir ülke konumuna mı geldi? Hayır. Her gün bombalar patlıyor ve yine yüzlerce insan ölüyor ve şu ana kadar da milyonlarca insan öldü. Irak'a geliyorum. Aynı Afganistan'daki büyükelçi Irak'a geldi. Irak'ta da yine 3 ayda bir anayasa hazırladı. Fakat onaylanması Şii-Sünni şeyinden dolayı, güçlerinden dolayı biraz gecikti. Yine bir seneden 6 ay içerisinde bir anayasa hazırladılar. Irak şu anda birlik bütünlüğünü sağlamış mı? Anayasadan kaynaklanan sorunlardan dolayı hala birlik ve bütünlüğü sağlamış bir Irak yok. 3 parçaya bölünmüş bir Irak var neredeyse. Şimdi Suriye'ye geliyorlar. Yine bir anayasa diye tutuyorlar. Ben buradan Türkiye'yi yönetenlere söylüyorum. Suriye'nin anayasasını siz niye dahil olmak istiyorsunuz? İşte bu topraklardaki mücadeleye devam ederken Suriye'de oluşacak olan yeni anayasa içerisinde kendi gruplarının veya düşüncelerine uygun kişilerin oluşturmasına yönelik olarak da Türkiye bir politika uyguluyor. Bu noktada o zaman siz Rusya'nın İran'da pozisyonunu eleştiriyorsunuz. Yine Amerikan'da. Şimdi Rusya'da anayasada çünkü Rusya'nın da bir anayasa hazırladı. Rusya'da bir ara hatırlarsanız federal Suriye'den bahsetti. Kültürel özelliğini daha çok ön plana çıktı. Ve tenkit ettik Rusya'yı. Rusya'nın bu şekilde bir açıklama yapması uygun değildi. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit edecek bir açıklama bu. Hani Suriye'nin toprak bütünlüğü veya Suriye'nin daha topraklarına hakim olmasını istiyordunuz. Ben öyle veya sonunda buraya gelen güçler burada kalmak, Suriye'de bulundukları yerleri kazandıkları kadar konumlarını muhafaza etmek, öyle veya böyle bir şekilde savaşın yorgunluğunun artık açığa çıkması ve yeniden yapılandırma safhasına geçtiğinde yeni bir düzen kurmak, o yeni düzen içerisinde kendi aktörlerinin rol almasını sağlamak. Şimdi o aşamaya yaklaşıyoruz. Onun için ben buradan hep bu örnekleri veriyorum. Irak örneği, burası işte Libya, ondan sonra Tunus dahil olmak üzere. Lütfen Türkiye'de ayrıştırıcı, bölüştürücü davranışlara girmesinler. Türk halkının Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden gelen bir birlik, beraberlik ve ulus devlet anlayışı. Cepheyi bölmemek de çok önemli. Evet. Bu örnekleri görerek eğer bunlarla beraber yani işte Güneydoğu'da işte sözde bir Kürdistan kurulsun, yok işte mecliste PKK'yı besleyelim falan, bunlarla eğer Türkiye devam ederse şu örnekte Suriye'de örneğinde olduğu gibi başına gelecekleri söylemeye çalışıyoruz. Öyle iç savaş dediğimiz zaman böyle sadece güney sınırlarımızda yok doğu sınırlarımızda falan değil. Hiç kimse İstanbul'da bakın Tekirdağ'da Edirne'de bile evinde rahat edemez. Sokaklar 2'ye 3'e 4'e 5'e bölünecek. Bir sokaktan öbür sokağa geçemeyeceksiniz. Bakın iç savaş böyledir. Bunların oyunları ülkemizde oynanıyor. Bu oyunlara zaten Türk vatandaşı gelmiyor. Ama o kadar çok iç şeyimizi dağıtmaya ve bölmeye politik yönde ondan sonra etnik açıdan ondan sonra mezhepsel açıdan Türkiye'de bölünmeler yaşatmaya çalışıyorlar ki buna birçok kişi de yani bu şeye ateşe benzinle gidiyor. Bu işler öyle kolay değil. Hiç kimse yakasını kurtaramaz. Bizim başka gidecek yurdumuz yok. Yani böyle Suriyeliler gibi kalkıp elimizi kolumuzu sallayarak buraya gelemeyiz. Bizim başka gidecek ülkemiz yok. Çünkü ne diyor Yunanistan ve Batı geldiğimiz yere atlarımızla geldiğimiz yere Orta Asya'ya bizi göndermeye çalışıyorlar. Yani ben buradan Türkiye'de işte şimdi ne işimiz var Suriye'de? Suriye'de Afrin'de şöyleydi. Yok işte Türk ordusu buraya girer mi değil. Türk ordusu oraya girmiyor. Türkiye Cumhuriyeti. Biz orada savaşıyoruz. Yani askerimiz oraya girdiği andan itibaren, o emir verildiği andan itibaren yurdumuzun birlik bütünlüğü için biz de silahlı kuvvetlerle beraber sahadayız. Bu bir petrol savaşı, onu destekleyen su savaşı, kaynakların paylaşımı savaşı, boru hatlarının savaşı. Türkiye'de burada eğer bir yer kazanmak istiyorsa bunun bir bedeli var. Bunun bedeli de işte bu tür davranışlarla gerekli uygun politikaları uygulayarak bu coğrafyada hakim olmak. Ama ben bir kere daha söylüyorum, öyle veya böyle 15 sene kalırsınız. İstatistik bilgidir. Ölmez sağ kalırsak burada ben altını çizerek söylüyorum. Bu artı eksi oynayabilir yani 2 yıl, 3 yıl önemli değil ama ortalama 15 yıldır. Sonunda buradan çıkarsınız. Rusların Afganistan işgalini, Amerika'nın Afganistan'a girişini, Amerika'nın Vietnam'a girişini, bütün örnekleriyle beraber hepsini dünya savaşlarını ortaya koyduğunuz zaman bu bir istatistik bilgidir.
Türkiye'nin gücünü, politik durumunu ortaya koyduğunda biraz şanslıyız biz bu coğrafyada. Çünkü jeostratejik açıdan çok kritik bir yerdeyiz. Evet. Yani Asya ile Avrupa arasındayız. Yani Batı Asya'dayız. Avrasya içerisindeyiz. Avrupa'ya bir köprüyle geçiyoruz. Sonra denizler, üç tarafımız denizlerle çevrili. Önemli kaynaklar işte petrol kaynakları ve boğaz boru hatlarının geçiş noktaları üzerindeyiz. Bunun güzelliklerini yaşamak varken, hep birlikte bunun kaynaklarından faydalanmak varken dışarıdan gelen yıkıcı bölücü tedbirlerle beraber içte birliğimizin bozulmasına engel olmalıyız. Benim de zaten burada söylemeye çalıştım bu şu andaki şu bölüm içerisinde. Evet. Sayın Karadağ, şimdi tabii izleyicilerimizden de sorular da geliyor. Ben bir yandan onları da size sormuş olayım. Bir harekat olması durumunda Ege ve Akdeniz'de herhangi bir kalkışma olursa, ki biliyoruz Doğu Akdeniz'de de Türkiye bir yandan kuşatılmaya çalışılıyor. Yine Karadeniz'de de aslında bu geçerli. Türkiye ne yapabilir? Akdeniz'den herhangi bir ülkenin kalkışması olması durumunda sırtını dayayabileceği bir ülke var mıdır Türkiye'nin? Şöyle, hiç kimseye ihtiyacı yok Türkiye'nin. Hı hı. Türkiye aynı anda bir kere asgari iki cephede. Bu çok şu andaki mevcut şartlar içerisinde, yani Yunanistan'ı batıda kabul edersek, ismini vererek söyleyelim. Zaten 18 ada ve bir kayalığı işgal etmiş durumda şu anda. Ne yaparsa yapsın hem Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail'i ve Mısır'ı dahil olmak üzere ve burada Libya'yı da katmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği zaten ve Amerika işin içerisinde. Amerikan şirketleri zaten Doğu Akdeniz'de. Türkiye öyle veya böyle mevcut potansiyeliyle, mevcut milli güç unsurlarıyla sıkıntıya da düşse hem doğuda hem güneydoğuda, güneyde ve batıda ve yani Akdeniz'de ve Ege'de, Karadeniz'de kısmen şu anda Rusya faktörünün mutlaka bizle beraber olduğunu düşünerek söylüyorum. Rusya'nın da menfaati nedir bu? Boğazlar açısından olsun, Karadeniz'e açılım açısından olsun. Bizi izleyenler için söylüyorum ben. Evet, şu andaki rahatımızı bozacaktır. Bazı kişilerimiz bazı kentlerde rahat edemeyecektir. Ama Türkiye'nin bir seferberlik kavramı vardır. Eğer seferberlik ilan ettiği andan itibaren dört cephede de Türkiye rahatlıkla düşmanlarına karşı koyabilir. Bunu İstiklal Savaşı'nda gösterdik kıt kaynaklarla. Bunu şimdiki imkanlarımızda çok daha rahat gösterebiliriz. Bir şey daha var. Ben onu sokakta da izliyorum. Bana soranları da izliyorum. Öyle veya böyle, yani hangi görüşte olursa olsun, bölücüler hariç bakın. Yobaz ve bölücüleri bunun kenarına koyuyorum. Onun haricinde farklı siyasi görüşlere sahip olan vatandaşlarımızın hepsinde bir Türk birliği, Türkiye'nin birliği, dirliği var. O açıdan ben onlara güvenerek bu söylemimi söylerken böyle yüksek dereceden konuşmak değil, o vatandaşlarımızın göstermiş olduğu davranışların görüntünün gücüne sığınarak bunları sizle paylaşmak istiyorum. Evet, yine başka bir soru Sayın Karataş. Türkiye ekonomik krize çalkalanıyor. Ekonomide ciddi bir kötü gidişat var. Savaşın maliyeti ne olur şeklinde sorular da var. Ne dersiniz? Yani soruların hepsi çok güzel. Teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Şu açıdan. Hı hı. Türkiye zaten 40-50 yıldır ekonomik olarak terörle mücadelede önemli bir kaynak harcıyor. Hı. Şimdi her şeyin bedeli var derken üstü kapalı daha önce söylemiştim. Bunun bedeli de yine Elbap'taki harekatın desteklenmesi, Afrin'deki harekatın desteklenmesi, şimdi Fırat'ın doğusuyla Membiç'le ilgili harekatın desteklenmesinde Türkiye bu ekonomik şartlar altında bu harekatı destekliyor. Bunu da desteklemeye devam edecek. Yani kimse zannetmesin ki bir uçağın uçması, gemimizin seyahat etmesi, tanklarımızın gitmesi, askerlerimizin Irak'taki üst bölgelerinde, Türkiye'deki üst bölgelerinde sahada bulunurken Türkiye Cumhuriyeti işte buradaki askerlerimizi desteklemek ve kendi güvenliği için bunları yapmak zorunda. Elbette ekonomiye keşke hiç bunların birisi olmasa, ekonomik olarak bu harcamaları yapmasak. Ama yine de bütün bu harcamalara rağmen geri gelmişken bu tenkitimi, eleştirimi de yapmak zorundayım. Hı hı. Silahlı kuvvetlerin bütçesi Diyanet Başkanlığı'nın bütçesinden az, biliyor musunuz? Şimdi burada işte insanın kafasını bu karıştırıyor. Birçok bakanlığın bütçesi Diyanet'in bütçesinden az Sayın Karataş. O da aslında bakın muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu işlere bakan komisyondaki görüşmeler sırasında diyor ki tamam, biz silahlı kuvvetlerimiz bütün işte yerlerde harekat yapıyor, destekliyor. Bu bütçeyle siz bunları nasıl yapacaksınız diye soruyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Silahlı kuvvetlerle, yani Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle mukayese ettiklerinde bazı başkanlıkları ve bakanlıkları, silahlı kuvvetlerin bütçesi mevcut durumda az. Yalnız şöyle bir şey var. Ek bütçe her zaman isteyebilir silahlı kuvvetler. Öyle veya böyle ekonomi
silahlı kuvvetlerin ek bütçesini isteyebilir ama bunu baştan planlayıp koyarsanız eli rahatlar. Hem harekatını devam ettirir hem de projelerini, geleceğini devam ettirir. Yani gemisini yapar, uçaklarını yapmaya çalışır, askerlerini daha iyi tesisatla kuşattırır, ona göre lojistik desteğini yapar. Bu konuda da AKP yönetiminin biraz planlama açısından, yani eksikleri var. Ben bunu ek bütçeyle kapatabileceklerini, ne zaman ihtiyaçları olursa silahlı kuvvetlere destek vereceklerini biliyorum. Devletimiz bunu her zaman yapar. Bu AKP ile ilgisi yok. Mevcut bütün hükümetlerde bu olmuştur ama iyi bir planlama yapıp mukayese edildiği zaman böyle diğer tarafta başka bir yerde bir görev yapan, daha farklı bir görev yapan, ülkenin güvenliğiyle ilgili bir konuda görev yapmayan birisinin, milli eğitimi onun dışına tutuyorum bakın, milli eğitime ne kadar para verirseniz verin, sağlığa ne kadar para verirseniz verin. Yani bu önemli unsurların dışında kalan unsurlara lüzumsuz para harcanması veya sizin kemerlerinizi sıkarken, boğazınızı sıkarken kendileri iki beden daha büyüyen harcamalar yaparlarsa eğer, işte bunlar vatandaşımızın güvenini sarsıyor. Ben o soruyu soran vatandaşımıza yani bu açıdan önemli. Ekonomi, ekonomi niye ekonomi diyoruz? Milli gücün 8 ana unsuru var. Yani bir ülkenin işte Suriye'deki hedeflerini ele geçirmesi, hedeflerini ele geçirip orada güvenliğini sağlaması, Doğu Akdeniz ve Ege'de güvenliğini sağlaması açısından milli güç unsurlarını kullanıyor. Yani milli menfaatleri, milli hedeflerini ele geçirmek için. Milli gücün 8 ana unsurundan 3 ana unsur siyasi güç, askeri güç ve ekonomik güç. Bütün devleti yönetenler, ikili ülkeler arası ilk ilişkiler, şu anda yaptığımız konuşmalar, iktisat hocalarımızın yaptığı konuşmalar, emekli askerlerin yaptığı konuşmaların hepsinin dayanağı 3 maddenin üzerinde oluşur. Siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç. Bunların hiçbirisi birbirinden ayrılmaz. Kötü siyasi karar, kötü siyasi hedefler, stratejiler, silahlı kuvvetleri başarısızlığa götürür veya tökezletir. Arkasında iyi bir ekonomi olmazsa ne siyaset başarılı olur ne de silahlı kuvvetler başarılı olabilir. İşte o açıdan Türkiye böyle bir yerden geçiyor. Sen harcama, ben senin yerine harcarım, senin kemerini sıkarım değil. Bu önemli bir soru. Şu anda asgari ücret konusuyla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Evet. Siz harekatınızı yapacaksınız. Ekonominizi ona göre evet açıklar verecek. Onun başka türlü vergiyi ise şuyla buyla karşılayacaksınız. Siz de maaşlarınızda veya diğer konularda uygun davranacaksınız. Asgari ücret için bekleyen ve faturasını son zamlardan sonra ödeyemeyen işçilerimizin de asgari ücretli olan vatandaşlarımız, ki en alt örnek olarak görüyorum, onlara da uygun yaşam hakkı vereceksiniz. Sayın Karataş, tabii Doğu Akdeniz'den bahsettik. Güneyde teröre karşı Türkiye'nin alması gereken tedbirleri sıralarken, tabii bir yandan İdlib konusu da var. O da çok tartışılan, konuşulan bir başlık. Şu anda tabii bir Soçi mutabakatı çerçevesinde süreç işliyor. HTŞ'ye dönük bazı ajandalar var. Tabii bir imha politikası uygulanmalı mı yoksa tersi mi olmalı? Bunlar da çok tartışılıyor, konuşuluyor. HTŞ'ye dönük özellikle. Tabii bir yandan da Suriye ordusunun bazı lokal operasyonlar yaptığını görüyoruz. HTŞ'ye dönük. Şimdi aslında sorum şu aslında. Şimdi bugün de yine bazı haberler geldi bize. Özellikle bazı internet sitelerinde de bu haberler çıktı. 400 kadar yine El-Kaide unsurunun bazı bölgelerden, özellikle Yemen'den İdlib'e getirileceğine dönük bazı haberler var. Şimdi Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna dönük operasyonu gündemdeyken Amerika İdlib'i biraz daha sanki kaşıyabilir. Oradaki HTŞ'yi Türk ordusuna karşı kışkırtabilir gibi bir algı var. Ne dersiniz? Şimdi, İdlib'de Türkiye nasıl bir tavır sergilemeli? Yanlışlıkları nelerdir? Onları nasıl doğruya çevirebiliriz? Şimdi İdlib'de bu unsurların nasıl toplandığını küçük bir cümleyle, küçük bir geriye dönüşle atlatayım ben. Evet. Şimdi herkes zannediyor ki oradaki işte sağda solda muhalif olan gruplar sıkıştıkça onları işte ellerinden tutup getirdiler, İdlib'e yerleştirdiler. Suriye Savaşı'nın, iç savaşının başlangıcında 90 ülkeden toplamda 150-200 bine yaklaşan yabancı savaşçı dediğimiz, bunların içerisinde aşırı radikal gruplar da Suriye'ye sızdılar. IŞİD de bunların içerisinde ana unsur. Şimdi bu gruplar yavaş yavaş tahrip edilip, yok edilip, elimine edildikten sonra ortaya çıkan grupta Suriye şöyle bir politika uyguladı. Gücünü sarf etmektense uzlaşma sağlayalım. Yani onlara bir şart sunalım. Teröristleri sıkıştırıyorlar veya topluyorlar veya masaya oturuyorlar ki bakın teslim ol. Seni affedelim. Hatta gel Suriye ordusunu da bile sana görev verelim. Ha teslim olmuyorsan o zaman
nereye gitmek istiyorsun? Bu bölgeyi terk et. Bu bölgeyi terk etmezsen zaten seni imha edeceğim diyor. Şimdi kaçacak yeri kalmayan teröristler ya teslim oluyorlar, affediliyor. Hatta kendi ülkelerine bile gönderilenler oldu. Uçaklara bindirilip kendi ülkelerine bile gönderilenler oldu. Yani affedilip. Silahlarını bıraktılar. Ama silahlarını bırakmayanlar o zaman dediler nereye gitmek istiyorsun? Hepsi İdlib'e gittiler. Bir şey daha var. Buraya geri gelmişken söyleyeyim. Bu arada bazı gruplar bilmeden Doğu Türkistan diyerek Çin'in Uygur özel bölgesindeki Uygur Türklerinin Müslümanlığından yani kendi inançlarından istifa ederek CIA'yı destekli kışkırtmalara geliyorlar. Evet. O zaman hemen bir kere daha söyleyeyim. Daha önce söylediğim bir kere daha söylüyorum. CIA Uygur özel bölgesinden kendi eğittiği ve devşirdiği elemanlarından yaklaşık 3000 Uygur Türk'ünü aileleriyle birlikte yani 5000'e yaklaşan bir grubu getirip İdlib'e yerleştirdi. Bunlar gelip buraya böyle... Türkistan İslam Partisi. İdlib'in güneyinde. Evet. Buraya gelip yerleşti. İşte bu insanları CIA getirdi. Amerika getirdi bunları buraya. Şimdi buraya gelmişsin kaçacak yeri yok, gidecek yeri yok. Ne yapacak bu adamlar? Dolayısıyla onlar için de yani Türkiye'nin uyguladığı yöntem de Rusya'nın da uyguladığı yöntem aslında Suriye'nin uyguladığı yöntemin bir parçası. Çatışarak veya zayiat vererek her iki taraftan da veya üç taraftan da zayiat vererek değil uzlaşarak bunları orada elimine etmeyi planlıyorlar. Ama bunlar içerisindeki bazı gruplar zaten kaybedecek bir şeyler yok. Onun için zaman zaman eylemler yapabilirler. Ama karşı gruplar da kendi rahatları bozulmasa veya kendileri de riske girmesin diye biraz önce söylediğim gibi radikal gruplara, El-Kaide uzantısı olan gruplara karşı eylem yapıyorlar ve onları da imha ediyorlar. Daha önce de oldu bu. Yani Suriye hükümeti de yaptı bunu. İdlib'deki muhalif gruplar, kendi arasında muhalif gruplar da yapıyorlar. İdlib'de ben şöyle görüyorum. Türkiye'ye karşı provokasyon da yapsalar veya Rusya'ya karşı da provokasyon yapsalar, bu emniyetli bölgenin açılması, Halep yolunun güvenceye alınması, Suriye'nin bu bölgede daha rahat hareket etmesi, öyle veya böyle Rusya, bakın İran ve Suriye güçleri fırsat bekliyorlar. Yani buradaki insanların artık kaçacak yeri yok. Ya imha olacaklar ya uzlaşarak burada yaşamaya devam edecekler veya istedikleri yere gidecekler. Ama burada bir problem de Ankara'nın sürekli gündeme getirdiği sivillerin çok yoğun yaşaması, HTŞ'nin olduğu bölgelerde de. Şimdi buradakilerin zaten hemen hemen hepsi sivil olarak gelip ellerine silah verilmiş kişiler. Yok, HTŞ dışındaki sivil halktan bahsediyor. Tabii orada mahsur kalmış. Onların yani aileleri çünkü İdlib'de 4 milyona yakın bir nüfus var. Onların aileleri var. Oradan kaçamayıp orada kalıp veya işte bulunduğu bölgede artık başın belaya girecek, köyünü terk etmiş gelmişler. Bu arada Türkiye sınırında da kamplarda yani İdlib Türkiye sınırında da binlerce insan yaşıyor. Bunların da sorumluluğu yine Türkiye'nin kontrolünde yapılıyor. Yani Türkiye hem bu insanlarla ilgili insanı yoruyor. Bakın burada böyle siyasi olarak düşünmüyorum. Önce insan yaşamıdır. Ne düşünürse düşünsün muhalif de olsa oraya çoluğu da çocuğuyla gelmiş sığmış olan insanlara bakma. Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlerinden bir tanesi. Ben o konuda herhangi bir şekilde niye bakıyoruz demiyorum. Ama uygun şartlarla, uygun politikalarla onları tekrar kazanmak, onları böyle Türkiye'nin içerisinde suç unsuru olarak ileride başımıza bela olacak şekilde değil, uygun şekilde yerleştirmek. İşte hamilelik yaparken bu hamileye yakışır veya bu korumaya yakışır bir devlet olacaksınız ki tarih sizi yazdığı zaman bunlarla beraber yazsın. Ama farklı düşüncelerle, ajandalarla beraber eğer hareket ederseniz tarih sizi o zaman farklı yazabilir. Bu konudaki düşüncemi de bu şekilde söyleyeyim. İdlib bence belli bir aşamaya geldi. Öyle veya böyle artık Amerika Birleşik Devletleri bu gruplarla ilgili olarak şey de yapsa, evet bazı kışkırtmalar, provokasyonlar, zayiatlar olabilir ama İdlib'de kontrolü Rusya, Türkiye, gerekirse Suriye, hatta İran bile bazen çok sıkışırsa burada devreye girebilir. Bu grupları elimine edeceklerdir veya ama şey masum insanların kanı akmasın diye de gayret göstermeye devam ediyorlar. Bu olumlu bir gelişme. Yani ben İdlib mutabakatını destekliyorum Türkiye açısından. Evet. Öyle söyleyeyim. Sayın Karataş, özellikle siz de bahsettiniz yani mülteci konusuna. Fırat'ın doğusuna dönük bir operasyonla birlikte de Türkiye büyük oranda bu mülteci sorununu da çözebilir mi? Ne dersiniz? Hatırlarsanız Kobani'den binlerce kişi gelecek diye Avrupa'ya ve şeye ayağa kaldırdılar biliyorsunuz değil mi? Evet. Biz de hatta Kobani'den binlerce kişi gelecek, işte Rakka'dan binlerce kişi geliyor vesaire falan diye ne yaptık biz? 29 Ekim'de Barzani güçlerini Türkiye'den Kobani'ye geçirdik değil mi? Hatta o 2014-2015'e kadar devam etti. 4 Beyrut'ta gelip geçtiler. Türkiye politik açıdan önemli hatalar yaptı. Geçmiş Dışişleri Bakanı Davutoğlu 100 bin mülteci bekliyordu değil mi? Kırmızı çizgisi 100 bindi. 100 bin 4 milyon nerede? 3 bin yani 3 milyon 900 veya 3 milyon 600 kırmızı çizgisinin üzerine çıktı Sayın Davutoğlu.
İşte bu politikacılarla böyle yani sıfır sorun politikasıyla böyle hareket edip mezhepçilik yaparsanız, işte böyle tarih sizi yazarken devletin önemli kademelerinde görev yapıyorsunuz, hiçbir itibarınız yok. Bu sıkıntılar önümüzdeki dönemde Türkiye'de başına yer açtı. Bir de şey var, mülteci konusu biliyorsunuz, onu da teknik olarak bir açıklama daha yapalım. Mülteci aslında yani siyasi sığınmak istemiş veya oturma izni almış Birleşmiş Milletler'in usullerine uygun olan kişiler. Şu anda Türkiye'de zaten bu kavramdan çıkmak için düzensiz göçerler olarak adlandırılıyor. Yani mülteci kavramını kullanmıyor. Mülteci kavramı farklı bir kavram. O nedenle Türkiye'de bulunanlara düzensiz göçerler adı veriliyor ve şu anda Afet Acil Durum Başkanlığı'nın sayfasında da resmi rakamlar olarak bu rakamları görebilirsiniz. Biz de o zaman şöyle mülteci vesaire göçerler falan dedik ama düzensiz göçerler diyelim. Yani Afganistan'dan geliyor, İran'dan geliyor, Suriye'den geliyorlar, işte Irak'tan geliyorlar, Afrika'dan gelenler bile var. Bu düzensiz göçlerle ilgili kavram ama herhangi bir hukuki zemine oturmadıkları için mülteci kavramını teknik olarak kullanmıyoruz. Ben de fırsattan gelmişken bu şekilde konuşmamıza o normal düzgün konuşurken kullanıyoruz ama teknik olarak onu kullanmamız gerektiğini, bu kavramın daha doğru olacağını bir kere daha hatırlatmış oldum. Evet. Yine tabii değindik Sayın Karataş gözlem noktaları meselesine. Şimdi yine bazı izleyicilerimize sormuşlar. Onu da size sorayım. Ben de yine size sormak istiyordum. Pentagon sözcüsünün yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce bir açıklaması vardı. Bizim gözlem noktalarını kurmamızın nedeni Türk-Kürt savaşı olmasın diye. Türk-Kürt savaşı yaşanmasın diye kurduk demişti. Bu kapsamda gözlem noktalarının niye kurulduğunu biraz belki anlatmak gerekiyor. Şimdi gözlem noktalarını izleyicilerimiz şöyle düşünsünler. Hı hı. Küçük bir üs var. Etrafı çevrili. Üstünde de bir kule var. Bir şeyi gözleyebilmek için bir yere çıkmanız gerekir değil mi? Nöbet kulübesini canlandırsınlar. Veya nöbet kulübesi olmasa bile bulunduğun yerden dürbünle, işte gece görüş imkan kabiliyetleriyle, termal dürbünlerle falan Türkiye'nin olduğu tarafı gözleyeceksiniz. Hani birileri geliyor mu diye. Ben havacı olduğum için söylüyorum. Bunlara gerek yok ki. Zaten eğer gözlemek istiyorsanız havadan 24 saat uydular var. Bütün hareketlerinizi gözlüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlem noktası kurarak birilerini gözlemeye ihtiyacı yok. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ni veya Türk ordusunun ne yapacağını falan gözleyecekse zaten 24 saat esasına göre uydulardan takip ediyor, yerden takip ediyor, telsiz konuşmalarından takip ediyor. Bunların hepsi bayrak göstermeye yönelik ben sizin yanınızdayım demek. Yani PKK'ya şu mesajı veriyor. Bak Silahlı Kuvvetler sana karşı bir harekat başlatıyor. İşte topçu ateşi yapıyor. Ondan sonra angajman kurallarını uyguluyor. Sen de korkuyorsun. Tası tarağı bırakıp kaçacaklar. Kobane'de falan kimse kalmaz Aynel Arap'ta. Ben söyleyeyim size. Amerika Birleşik Devletleri bu bayrak göstermeyi hatırlarsanız hemen Amerikan bayraklarını çektiler. Zırhlı araçlarla beraber devriyeye başladılar. Resul Aynel olmak üzere hatırlarsanız. Gözlem noktası 2 tane kulübe kursanız ne olur, kurmasanız ne olur? Eğer Türkiye karar verirse sen Türkiye'nin bu gücünden PKK'ları koruyamazsın. Bu tamamen siyasi bir amaçlıdır. Ben izleyicilerime şunu açıklamak istiyorum. Gözlesen ne olur, gözlemesen ne olur? Ben bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'yi korumaya yönelik diyelim. Açıklamaları da bir de üstelik çok komik. Türkiye'yi korumaya falan yönelik değil veya yani Jeffrey şunu söyledi. Taciz ateşlerine karşılık PKK'dan gelen, yani PYD'den gelen noktaları, ortak devriyeler, bunların hepsi politik oyalamalar ve zırhlı araçların üzerine koyduğu bayrakları binaya da çekiyor Amerikan bayraklarını biliyorsunuz PKK paçavrası ile beraber. Şimdi gözlem kuleleri kuracaklar. 12 tane gözlem kulesini bilmem kaç bin metrekarelik bir alanda, sınırımızda 400 kilometrelik bir alanda, kuş uçumu diyelim 350-400 kilometrelik bir alanda, en yakın noktalardan itibaren gücümüzün olduğu yere kadar kursan ne olur kurmasan ne olur. Zaten gözlem noktaları var. İşin ilginç yanını biliyor musunuz? Hem Membiç'te hem de sınır boyunca bütün o biraz önce gösterdiğimiz haritalarda zaten gözlem noktaları var. Onlar zaten gözlem noktası. Burada mesaj Türkiye'nin hareketinden sonra PKK'ya her zaman, her faaliyetten sonra PKK'nın yanında bir böyle üniforma göstermek, bayrak dikmek, sözde YPG liderleriyle beraber fotoğraf çektirmek, ondan sonra bir masanın etrafında oturup yemek yemek, hep Amerikan desteğinin arkanızda demek, ondan sonra silah göndermek. Yani şunu söylüyor, buradaki güçleri destekleyelim ki bir yere kaçmasınlar. Biz kendi askerlerimizi kullanmaktansa buradaki taşeronlarımızı, piyonlarımızı kullanıyoruz. O nedenle de onlar zaten Amerikan Senatosu'nda yapılan bütün görüşmelerde şunu söylüyorlar. Kürtler, ki orada Kürtler derken Kürt vatandaşları veya Kürt vatandaşlarımız ve şey hepsini bir kenara koyuyorum. Terörist grupları bizim için savaşıyorlar diye destekliyorlar. Kongreden öyle yardım alıyorlar.
Bir de böyle iki yüzlülükleri var. Yalnız bir istatistik bilgi daha vereyim. Ben daha önce söylemiştim onu. 29 NATO üyesi var. 29 NATO üyesinden başlangıçta Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi yani 29 Ekim'de Barzani'nin askerlerini Bijiserok Obama diye buradan geçiren 100 bin göçer bekleyen ve işte mezhepçel yaklaşan hatalarından sonra 29 NATO üyesi içerisinde Türkiye'yi çıkartıyorum. 28 NATO üyesi öyle veya böyle IŞİD'le mücadele altında NATO şapkasını çıkartarak milliymiş gibi davranarak PKK ile mücadelemize sekte vurdular. IŞİD'le mücadele altında PKK'ya destek verdiler. Hala sahada Amerikan askerlerinin yanı sıra İngiliz özel kuvvetlerinden, Fransız özel kuvvetlerinden, İtalyan özel kuvvetlerinden, Kanada özel kuvvetlerinden, zamanında hava gücü olarak bu 28 NATO üyesinden biz hariç 29. olarak yaklaşık 8-10 ülkenin hava gücü verdiğini, hava gücü desteği verdiğini de söyleyelim. Tanker uçağı desteği verdiler, her türlü desteği verdiler. Şu anda karada da doğrudan varlar. Varlar çünkü sahada olmak istiyorlar. Şimdi gelmiş askerleri. Zaman zaman söylüyoruz işte kızıyorlar. Şimdi bizim sınırlarımızın dibinde terör devleti kuracaksınız. Kalkmışsın Kanada'dan gelmişsin. Kalkmışsın İngiltere'den gelmişsin, Fransa'dan gelmişsin, İtalya'dan gelmişsin. Gözlem noktalarını bir kere daha söyleyeyim. Ben nasıl çukurlara gömüldüyse, bakın bunu Hamas'ı söylemiyorum. Bunu Afrin Harekatı'nda söyledim. Bir hafta içerisinde onlar çukurlara gömülecekler demiştim. Çok iddialı söylemiştim. Hem moral açısından hem de düşünceler açısından. Yine söylüyorum. Gözlem noktaları falan hepsi palavra. Gözlem noktalarını falan kurup bizi kandırmasınlar. Eğer bizi dinliyorsa bir kere daha söyleyeyim ben. Ulusal kanalı izliyor istihbaratçıları. Aydınlık gazetesini çok yakından okuyorlar. Aynı zamanda emekli bir asker olarak bizlerin söylediklerini ertesi gün şimdi rapora geçirecekler. Amerikan Büyükelçiliği bir telgraf hazırlayacak ve bunu CIA başta olmak üzere. Yunanistan'daki Büyükelçiliği dahil olmak üzere, Merkez Kuvvetleri Komutanı dahil olmak üzere her yere yollayacaklar. Emekli bir general yine Hamas'ı konuşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı açıklama yaptı diye adımla soyadımla yazacaklar. Bir de former defense ateş edecekler. Yani daha önce de askeri seçerek yaptığım için onların fişleme kayıtlarında da var. O zaman buradan bir kere daha söylüyorum. Gözlem noktası değil. Şimdi çukur kazdılar. Olmadı. Yukarıya çıkarttılar. Gözlem noktası koydular. Ona da ihtiyaç yok. Moral desteği vermeye çalışıyorlar. Ben bir kere daha söylüyorum. Gözlem noktaları falan hepsi palavra. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten tüfek menzili içerisinde. Bakın top menzili içerisinde demiyorum yani. Tabanca menzili içerisinde. Biraz böyle moral verici olabilir. Meydanı boş buldu, emekli generalim atıyor falan diyebilirler. Espri olarak söyleyeyim ben. İzleyenler için böyle düşünebilirler. Bakın göreceksiniz. O gözlem noktaları falan hepsi tası tarağı toplayıp kaçacaklar. Türkiye böyle daha sınırdan burnunu göstersin. Kaçacaklar. Örneğin biz Mehmetçi'ye görev verirse Mehmetçi'nin başarılı olacağını, onların en az zayiatta bu görevleri yapacaklarına inanıyorum. Şu anda onların başındaki komutanları da çok tecrübeli bir komutan planlarını yapmıştır. Eğer sahaya Türk askeri inerse, bu aradaki Amerikan özel kuvvetlerinin o böyle üstün eğitimli olarak gösterilen böyle işte açar kaçar vurur falan diyen özel kuvvetler elemanlarını da tas tarağı toplayıp kaçarlar. Onu bir kere daha söyleyeyim. Operasyonda Özson'un konumu nasıl olacak? Muhtemelen kullanacaklar. Çünkü Eyüp Donat kapsamında kullandıkları Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan Türkiye'nin Eyüp Donat kapsamında muhtemelen eğitimleri de hala devam eden gruplar olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü neden? İletişim kurmak açısından, yerel halkla bağlantılar kurmak açısından, lisanlarını bilmesi açısından var. Yalnız bir tenkitim var. Eğer hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda hem de Afrin'de olduğu gibi bu grupların disiplinsiz davranışları veya yerel halka yapacakları baskıları buradan kazandıkları tecrübeyle buraya da yansıtırlarsa o zaman Türkiye'nin ayıbı olur. Yani siz bir sistemi kullanıyorsunuz ama o sistemin de sizin kontrolünüzden çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. Ama Sayın Karataş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, özellikle Zeytin Dalı'nda, Afrin Harekatı'nda çok sık gündeme getirmişti. Hatta doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da söyledi. Yani dedi ki, ÖSO gidiyor, bazı yerlerde böyle yağma haberleri alıyoruz. Bunlar çok yanlış, bunları engelleyeceğiz şeklinde. Bir kere o doğru. Şöyle. Yani çünkü çok grup var, dağınık evet. Gruplar var. İşte söylemek istediğim o. Evet. Haçlığını vermezseniz, maaşını vermezseniz yağma yapabilir. Sonra bir şey daha var. Yani illegal gruplar oluşabilir. Bu bir kere kontrol edemezseniz bu grupları çeteleşir. Şimdi bu risk var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetler içerisindeki komutanları, özel kuvvetlerle ilgili görevlileri gücünün yettiği kadar bunları engellediler. Ama yine de tam olarak Afrin'de de hatta İdlib'de de şu anda buna benzer sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar genelin içerisinde olması
dikkate alınacak unsurlar. Yani her ihtimalde bu grubun hiçbir bağlantısı olmayan, sadece cebine girecek olan bir parayla geride kalan ailesini geçinmeye çalışan, düşünmeyen insan fırsatını bulunca bunları yapabilir. O nedenle silahlı kuvvetlere Türkiye'ye düşen önemli görevler var. Bu Fırat'ın doğusundaki harekatta da olabilir. Bu her zaman var. Bunu en az kontrol edilebilir süreye indirmesi, tehdit etmek istediğim oydu. Hı hı. Biz bu sahayı da takip ettik. Saha içerisinden gelen şikayetler, bölgeye giden gazeteci arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler dahilinde Özgür Suriye Ordusu kontrolü kaçırıp da biraz da baskı yapınca Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etti. Onları elimine ettiler. Yani Türkiye'ye yakışan, Türklüğe yakışan o himayeyi mutlaka göstermek zorundayız. Aksi takdirde dediğim gibi 15 senede kalamazsanız 10 senede sizi atarlar dışarıya. Bakın bunu çok net söylüyorum. Evet. Evet. Şimdi tabii son 10 dakikamız Sayın Karataş. Bu kapsamda ben özellikle biraz da Türk-Amerikan ilişkilerinde, yani tabii çok boyutlu yine ele alıyoruz, konuşuyoruz ama Suriye kapsamında da biraz değerlendirdik. Şu sorudan başlayayım. Gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gelinen son noktada Türk-Amerikan ilişkilerinde. Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri derken Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren aslında Türk-Amerikan ilişkileri hiç arzu, yani Amerika'nın hep istedikleri yönünde Türkiye'yi kendisine uygun şekilde devşirmeye yönelik oldu. Soğuk Savaş bitince kutuplu dünya, tek kutuplu dünyaya döndü. Amerika Birleşik Devletleri en üstün güç olarak çıktı. Ve buna göre de Türkiye'ye olan Soğuk Savaş dönemindeki ilişkilerini rafa kaldırdı. Yani 1991 Birinci Körfez Harbi'nden itibaren 90-91 Soğuk Savaş dönemi sona erdi ama 91'den itibaren Türkiye'ye karşı olan tutumunu değiştirdi. Yeni ortaklar çıktı. Yeni üyeler bulmaya başladı. NATO'ya yeni üyeler, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte yeni üyeler bulmaya başladı. Çapını genişletmeye çalıştı. Türkiye'nin önemini düşürdü kendine göre. Türkiye'nin bölünmesi, bölünmemesi falan değil. Aksine geçmişte toprağa gömdüğü düşüncelerini tekrar çıkarttı. Çünkü Büyük Ortadoğu projesi ulus devletler istemiyor. Bu kaynakları paylaşabilmek için ulus devletlerin olmaması gerekiyor. Şimdi İran'a niye yükleniyorlar? Saddam niye gitti? Petrolü özelleştirdiği için, özelleştirmeden millileştirdiği için gitmişti. Hatta doları da kullanmamaya başlayacaktı. Yani biraz Kaddafi de aynı şekilde bu faaliyetler içerisinde kaldı, gitti. Şimdi İran'a yükleniyorlar. Neden? Çünkü İran kaynaklarını kendisi kullanıyor. Amerikalılar kullanamıyor Şah döneminde olduğu gibi. Aynı zamanda da Asya ile olan hakimiyetini de kesiyor. Yani Rusya'ya çevreleme, Çin'in önünü kesmek konusunda da başarısızlığa uğruyor. Ben o açıdan Amerika yeni politikasını uygulayarak Türkiye'yi artık Kemalizmin bir tehlike olduğunu görüyor. Yani ulus devleti sağlayan, Cumhuriyet'in kurucu ülkelerinin ve bunu koruyacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hep tehdit olarak gördüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni elimine etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki ulusalcı güçleri, bir şey daha söyleyeyim, ulusalcı deyince zaman zaman Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında ulusalcıları terör örgütü gibi gösteriyorlar. Ulusalcılar has ve has bu milletin en öz milliyetçileridir. Palavra milliyetçileri değil, bakın. Bir kere daha söyleyeyim. Ulusalcılık demek terör örgütü demek değildir. Ulusalcılık demek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek kurucusu, gerçek cumhuriyetçilerdir. Yani milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamaktır. Biraz daha ben diğer kelimelerle söyleyeyim de korkmasınlar ulusalcılar falan deyince. Ulusal kanalda kanalda yayın yapıyoruz. Heyecanlanmasınlar yani. Ulusal kanal ülkesinin birlik bütünlüğüne sahip çıkan. Ulusalcılar birlik bütünlüğüne çıkan. Yani ulusal birlik. Milli birliğine sahip çıkan demektir. Dolayısıyla bunları elimine ettiler. Şimdi siz arkanızdan vuruluyorsunuz. Soğuk Savaş döneminde sırtınızı sıvazlayacaklar. Binlerce askerinizi tasfiye edecekler. Bir kısım arkadaşlarımız, komutanlarımız hapiste ölecekler. Bir kısmı intihar edecekler. Bütün silahlı kuvvetleri dağıtacaksınız. FETÖ unsurunu, FETÖ elebaşısını Amerika'da bulundurup tüm dünyanın başına bela edeceksiniz. Bütün unsurlarıyla beraber, içte ve dıştaki işbirlikçilere beraber Türkiye'nin bütün kurumlarının içine sokacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri var bunun altında. Bir kere şunu sevinçle söylüyorum. Sevinçle, yani bundan 4-5 yıl önce ben hapise girdiğimde, yani 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güven %70'ti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güven kaç biliyor musunuz? %10. %7 ile 10 arası. Yani Türk vatandaşlarının %94-95'i Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit olarak görüyor. Özellikle son süreçte darbe girişiminden sonra bu rakamların daha da arttığını biliyoruz. Ve özellikle muhafazakar kitlede de sanki... Kumpas davalarının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar kendi askerine, aydınına, vatandaşına yapılan faaliyetleri öğrendikçe Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını daha iyi öğrendiler. Bizler de katkı sağlıyoruz. Ben kendi adıma bir 15-20 puan yükselttim Amerikan karşılığında. Bunu söylerken şunun için söylüyorum. Çünkü
Şu sıralarda Amerika'da özellikle yapılan, çevrilen filmlerde ve ona da değineyim. Özellikle algı operasyonu açısından bir iki dakikada ona değineyim. Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarına bakın. Yurt dışındaki veya dünyadaki vatandaşları ikna etmek için değil. Amerika devleti içerisindeki Amerika'yı yöneten 350 milyon diyelim, %10'udur yani yaklaşık Amerika'yı yöneten grup. Yani nereden baksanız core grup 35 bin, 40 bin kişilik bir grup Amerika'yı yönetir. Diğer vatandaşlar günlük işlerindedir ve ne söylerlerse takip ettikleri televizyonlardan, yani bizdeki yandaş televizyonlarda ve gazetede olduğu gibi Amerika'da da hakim bir medya var. Şimdi hakim medya kendini başarılı göstermek, Amerikan halkının refahı vesaire falan anlamında her şeyi çarpıtarak dizi ve filmler yapıyorlar. Bir güncel yapıyorlar. Örneğin Ukrayna krizini işliyorlar. Amerikan başkanı Ukrayna Büyükelçisi'ni, Rusya Büyükelçisi'ni çağırıyor. Onlara kızıyor odasında. Türkiye'yi İncirlik'ten bahsediyorlar. İncirlik'teki nükleer silahlardan bahsediyorlar. Evet. Rusya diyor ki o zaman İncirlik'teki nükleer silahları çıkart diyor. Amerikan başkanı çıkartamam diyor. FETÖ elebaşısını başka bir kimlikte, beyefendi böyle takım elbiseli, ondan sonra idealist devrimci olarak gösterip FETÖ elebaşısını başka bir isimle, takma isimle gösterip iade etmemeyi düşünen bir Amerikan başkanını oynuyorlar. Bu arada nükleer silahları arttırıyor kendisi Amerika'nın. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekiliyor. Kendisinin nükleer silahları azaltmaya çalıştığını gösterip Rusya'nın arttırmaya çalıştığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işler zor yürüyor. Eğer filmlerle falan böyle algıya devam edecekseniz bu işler zor. Onu da ben sayın seyircilerimizle beraber paylaşmış oldum. Türkiye'deki algı açısından da lütfen sosyal medyada olsun. Hatta siyasetçilerin bazen bilerek söyledikleri, algıya yönelik olarak söyledikleri, oynayan diziler ve filmlerler konusunda da doğru kaynaklardan karşılaştırarak paylaşsınlar, doğru kaynaklardan paylaşarak bilgilensinler. Algı şu anda, algının kaynağı ve bilişimin ana merkezde Amerika Birleşik Devletleri olduğuna göre ve Batı'nın bazı ülkeleri olduğuna göre gizli servislerin yönlendirmeleri, trollerin şeylerinde lütfen sade vatandaşlarımız baskı altında kalmasınlar. Son cümle o zaman eğer yaklaştığınızı söyleyeyim ben. Lütfen. Bugün şeyi özellikle Fırat'ın doğusuyla ilgili, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açtık. Daha önceki silahlı kuvvetlerin başarılı harekatından bahsettik. Ben şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz'da yaşansa, başka şeyler de olsa, önemli unsurlarının silahlı kuvvetlerden tasfiye edilmesi gerekiyordu. Kanserli hücreleri kesmemize rağmen. Hala bazı kriptolar, bakın, silahlı kuvvetlerde ve diğer unsurlarda olmasına rağmen, siyasi kanat içerisinde olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin o Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu ruhuyla beraber ayaktayız. Bakın biz yine söylüyorum, aç kalırız, sıkıntıya düşeriz, hayatımızı, canımızı veririz, bu ülkeyi böldürmeyiz. Bunu anladılar. Onun için farklı çalışıyorlar. Böyle şirin gözükmeye çalışıyorlar. Buna da dikkat edersek eğer, Fırat'ın doğusu da ne bileyim işte Doğu Akdeniz'de de olsun, Ege'de de olsun, geçmişte olduğu gibi başarılı oluruz. Ben bu cümlelerle beraber bu programı da bitireyim Sayın Çelik. Teşekkürler Sayın Karataş. Yani tüm terör tehditleri bertaraf edilir diyorsunuz. Edilir. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Fırat'ın doğusunu tüm boyutlarıyla aslında masaya yatırmış olduk. Bir cümlede bizi izleyen veya dinleyen seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz için söyleyeyim ben. Bu akşam vakitlerini ayırıp bizleri takip ettikleri için ben de onlara en derin saygı ve sevgilerimi, şükranlarımı buradan yollamak istiyorum sizin kadar. Biz de tekrar değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Başkent Kulisi'nin sonuna geldik. Bir sonraki hafta yine çarşamba günü saat 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizim Suriye'nin toprakları. Devrimle kurduk biz bu cumhuriyeti. Silahlı kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Gösterdi devam edelim. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.